İyi akşamlar sevgili seyirciler. Gündem Özel'le karşınızdayız. Bugünün dünden bu yana öne çıkan gelişmesi biliyorsunuz Suriye'de yaşanan sıcak gelişme. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Fransa'nın desteğiyle Suriye'yi vurdu. Bunun yankıları hala devam ediyor. Bu süreç burada bitecek mi, devam mı edecek? Hem siyasi yönden hem de tabii diplomatik açıdan değerlendireceğiz, politik açıdan değerlendireceğiz. Konuklarım var. Önce size konuklarımı tanıtayım. Profesör Sayın Hasan Ünal, Atılım Üniversitesi'nden, Profesör Sayın Hüseyin Bağcı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden ve Önder İşleyen, Sayın Önder İşleyen, ÖDP Başkanlar Kurulu üyesi ve İstanbul'da da Skype bağlantıyla konuğumuz var. CHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Ünal Çeviköz bizler. Sayın Çeviköz, size de merhaba, iyi akşamlar efendim, hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar, bütün arkadaşlara iyi akşamlar. Bir mukabele. Evet, şimdi Ünal Bey hazır karşımızdayken ben izninizle onunla başlamak istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın attığı tweet, hafta içi aslında bu tweetin öncesine dönersek hafta içi, tüm hafta boyunca Trump'ın Twitter'dan yaptığı paylaşımlarla Suriye'de Amerika Birleşik Devletleri nasıl hareket edecek, bundan sonraki süreçte askeri bir adım atacak mı, atmayacak mı sorusuna yanıt arıyorduk ki işte bunun yanıtı dün geldi. Trump Twitter'dan yaptığı paylaşımla Suriye'deki askeri müdahalesini duyurmuş oldu. Şimdi bunun gerekçeleri tartışılır, kimyasal silah nedeniyle bu saldırının, Suriye rejiminin kimyasal silah kullandığı gerekçesiyle bu saldırının gerçekleştiği ifade ediliyor. Bütün bunlara döneceğim ama önce size genel itibariyle Suriye'deki Amerika Birleşik Devletleri'nin İngiltere ve Fransa destekli müdahalesini, askeri müdahalesini nasıl değerlendiriyorsunuz diye sormak istiyorum efendim. Ben her şeyden önce bunun aslında uluslararası hukuka aykırı bir müdahale olduğu düşüncesindeyim. Bunu özellikle vurgulamak isterim. Çünkü biliyorsunuz bugün ayın 15'i kimyasal silahların yasaklanması örgütü, ki esas itibariyle böyle bir kimyasal silah kullanılması durumunda en doğru tespiti bir Birleşmiş Milletler örgütü olan kimyasal silahların yasaklanması örgütünün gözlemci misyonları yapar. Daha evvel de Suriye'ye birkaç kez gönderilmiştir. Üstelik bu örgütün genel direktörü de fevkalade başarılı, saygın bir Türk diplomatıdır. Büyükelçi Ahmet Üzümcü. Üstelik bu örgüt de başarılı çalışmaları nedeniyle Nobel Barış Ödülü de almıştır. Hı hı. Biliyorsunuz bu örgütün herhangi bir inceleme yapmasına fırsat bırakılmadan böyle bir müdahalede bulunuldu. Yapılan inceleme sonucunda kimyasal silahların kullanılmış olması ya da kullanılmış olmaması ortaya çıkacaktır ama bu mühim değil. Önemli olan bu örgütün herhangi bir şekilde bir rapor yayınlanmasına müsaade edilmeden bu darbenin vurulmuş olması bence uluslararası hukuka aykırı bir davranıştır. Öncelikle bunun altını çizmek gerekir. Peki kimyasal silah kullanımı ile ilgili sizin düşünceniz nedir? Şimdi sosyal medyada bir takım paylaşımlar var. Bununla ilgili ifadeler var. Özellikle İngiltere ve Fransa, Theresa May'in açıklamaları var. Kimyasal kullanıldığı için böyle bir müdahale gerekiyordu şeklinde. Zaten Amerika Birleşik Devletleri'nin hareket noktası da bu. Keza Fransa da aynı düşünceyi paylaşıyor. Siz ne düşünüyorsunuz Sayın Çeviköz? Kimyasal silahların kullanılması insanlık suçudur. Bu aslında savaş hukukunda da bu şekilde kabul edilmektedir. Dolayısıyla kim olursa olsun, ne şekilde olursa olsun, hangi koşullarda olursa olsun kimyasal silahların kullanılması bütün Birleşmiş Milletler ülkeleri üyesi ülkeler tarafından bir kırmızı çizgi olarak kabul edilir. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin de tutumu budur. Elbette Amerika Birleşik Devletleri'nin ve önde gelen birçok ülkenin de tutumu, yaklaşımı budur. Daha evvel kimyasal silahların kullanıldığı iddia edilen veya kullanıldığı tespit edilen durumlarda buna karşılık mutlaka bir müdahalede bulunulmuş veya bir cevap verilmiştir. Geçen sene de benzer bir durum oldu. Ancak bu defa dediğim gibi bu örgütün, bu koduyla ilgili sorumlu örgütün araştırmaları bitmeden, böyle bir gözlemci misyonu da oraya gönderilmeden böyle bir davranış içinde bulunulması pek uygun olmamıştır. Uluslararası hukuka da uygun olmamıştır. Kaldı ki darbe sonucu vurulan noktaların da daha evvel kimyasal silahların yasaklanması örgütü tarafından denetlendiği ve oralarda herhangi bir kimyasal silah üretimi izni rastlanmadığı şeklinde raporlar da mevcuttur. Onun için bunları mutlaka dikkate almak lazım ve bu değerlendirmeyi de bu şekilde yapmak lazım. Ama özü itibariyle sizin sorunuza tekrar dönecek olursak, kimyasal silahların yasaklanması fevkalade önemlidir.
kullanıldığı zaman da kullananların mutlaka savaş hukukuna göre bir şekilde cezalandırılması gerekir. Bütün uluslar, Türkiye Cumhuriyeti dahil olmak üzere, kimyasal silahlar konusunda aynı yaklaşıma sahiplerdir. Yalnız şunu da tabii altını çizmek lazım. Suriye'de aşağı yukarı 7 yıldır savaş devam ediyor, iç savaş devam ediyor. Bu iç savaş sırasında yüz binlerce insan hayatını kaybetti. Kimyasal silah kullanımı nedeniyle hayatını kaybeden insan sayısı 2000 civarındadır, 1900 küsur civarındadır. Ama 300 binin, 350 bin civarında insanın hayatını kaybetmiş olması konvansiyonel silahlarla gerçekleşmiştir. Dolayısıyla kimyasal silahlar kullanıldı diye Şam'a herhangi bir ceza verilmesi yerine aslında bu iç savaşın durdurulması için ve diplomatik çabaların kuvvetlendirilerek, güçlendirilerek savaşın tamamen ortadan kaldırılması, durdurulması ve Suriye'nin barışa kavuşturulması her şeyden daha önemlidir. Peki şimdi bu tartışmaları da bir kenara koyacak olursak o zaman siz bu müdahalenin gerçek amacı hakkında ne düşünüyorsunuz? Kimyasal silah kullanıldı mı, kullanılmadı mı? Bunu bir uluslararası gözlemci heyeti tarafından yapılması gerektiğini söylüyorsunuz diye az önce de söyledim. Sosyal medyada bir takım görüntüler dolaşıyor. Birçok iddia var tabii. Bunun gerçekliği şu aşamadan sonra kanıtlanabilir mi, kanıtlanamaz mı? Kanıtlayacaksa kim kanıtlayacak? Bu müdahale için eğer gerekçe olarak, mazeret olarak, üstü kapalı bir gerekçe olarak kullanılıyorsa gerçek müdahale sebebi neydi sizce? Buradaki amaç nedir yani temelinde yatan? Şimdi bunu biraz daha küresel düzeyde ve uluslararası ilişkilere daha küresel bakarak incelemekte yarar var. Son zamanlarda Amerika Birleşik Devletleri ile iki büyük ülke arasında ciddi bir kutuplaşma görüyoruz. Bunlardan bir tanesi Çin, bir tanesi de Rusya. Rusya ile olan bu kutuplaşma son zamanlarda Batı ile Rusya arasındaki adeta soğuk savaş dönemini hatırlatan bir kutuplaşmaya dönüştü. Biliyorsunuz Birleşik Krallık'ta Skripal ve kızının zehirlenmesi olayıyla başlayan, ardından aşağı yukarı 24 kadar ülkenin, ki bunlar sadece Avrupa Birliği ülkeleri değil, aynı zamanda Batı yanlısı olan Japonya, Avustralya gibi ülkeler de buna dahil oldular. 140 civarında Rus diplomatını istenmeyen şahıs ilan ederek sınır dışı ettiler. Şimdi dolayısıyla Rusya ile bir şekilde bir gergin ortam başlamış durumda. Bunun aynı şekilde Suriye'deki gerginliği de Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri'ni karşı karşıya getirecek bir düzleme, bir düzeye çıkmasından endişe duyuluyordu. Öte yandan Rusya'nın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki cumhurbaşkanlığı ya da başkanlık seçimlerine müdahalesiyle ilgili araştırmalar, soruşturmalar ve bütün bu FBI tarafından yürütülen soruşturmalar da bir yandan devam ediyor. Trump bu yüzden de aslında iç politika açısından çok sıkışık durumda. Bir şekilde Amerika'nın büyük devlet olduğunu göstermesi ve böyle bir darbe yapmaya ihtiyacı olduğu anlaşılıyor. Bu darbeyi Suriye'den başka yapabilecek bir yer bulamadı. Üç tane önemli fay hattı var şu sırada küresel açıdan bakıldığında. Bir tanesi Kuzey Kore ve Kuzey Kore üzerinden Çin'le olan yavaş yavaş yükselmeye başlayan kutuplaşma. İkincisi İran, ki Orta Doğu'da en önemli paradigmalardan bir tanesi İran'la uluslararası toplumun ve daha ziyade Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan ve İsrail'in karşı karşıya olan kutuplaşması. Üçüncüsü de şu sırada Suriye'de devam eden iç savaş. Şimdi Kuzey Kore'de böyle bir darbe ihtimali siyasi olarak ortadan kalktı. Çünkü Trump'ın elinden Kim Jong-un bunu çok güzel bir siyasi manevrayla aldı. Hem Çin'e ziyaret yaptı, hem Trump'la görüşmeye hazır olduğunu söyledi, hem nükleer programını tartışmaya hazır olduğunu söyledi, hem de Güney Kore lideriyle bir buluşma gerçekleşti ve siyasi olarak oradaki gerginliği ciddi bir şekilde yumuşattı. Şimdi İran diyecek olursak, İran çok daha büyük bir lokma. Dolayısıyla İran'a herhangi bir meşru gerekçe göstermeden bir darbe vurulması pek kolay olmaz. Onun için İran'a daha ziyade bir tür vekalet savaşları üzerinden ve başka unsurlar üzerinden bir mesaj verilmesi belki daha doğru olurdu. Nitekim bunların hepsi düşünüldüğünde, bir arada bakıldığında da geriye kalan tek olasılık Suriye olarak beliriyordu. Suriye'de kimyasal silahların kullanılması mazeretiyle ya da böyle bir iddia ile böyle bir darbenin vurulması hem Trump'ı iç politika açısından rahatlattı, hem Trump'ı
küresel düzeyde bu dış politikadaki önüne koyduğumuz, işte biraz evvel söylediğim kutuplaşmalardan da bir şekilde bir takım mesajlar vermesi imkanına kavuşturdu. Vurulan hedefler arasında İran'a bağlı bazı milis kuvvetlerinin konuşlandığı yerlerin veya kullandıkları havaalanlarının da bulunduğu anlaşılıyor. Dolayısıyla Trump aslında Rusya ile belki Amerika Birleşik Devletleri arasında kapalı kapılar ardında yapılan bir takım temaslar sonucu Rusya'yı rahatsız etmeyecek bir darbe yapılması ve böyle bir darbe sonucunda da bir yerde Amerika Birleşik Devletleri'nin prestijinin korunması ama küresel bakımdan da bazı ülkelere gereken mesajların verilmesi planlandı. Ben olayı bu şekilde yorumluyorum. Siyasi boyutlarını irdelemeyi devam edeceğiz. Türkiye'yi ilgilendiren kısmı aslında sürecini etkiler mi etkilemez mi, ama şu kimyasal silah kullanımı ile ilgili diğer konuklarımdan da görüş almak istiyorum. Size ilerleyen dakikalarda tekrar döneceğiz Sayın Çeviköz. Şimdilik teşekkür edelim efendim. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bu arada bir hatırlatma da yapayım sevgili seyirciler. Açılışta yapmayı unuttum. Her pazar biliyorsunuz Cüneyt Akman'la Zamanın Ruhu Halk TV ekranlarında sizlerle buluşuyordu. Yeni sürprizlerimiz var. İstanbul'da yeni stüdyomuzdan yine Cüneyt Akman her pazar olduğu gibi Zamanın Ruhu'yla önümüzdeki hafta pazar gecesi sizlerle birlikte olacak. Bu notu da sizlerle paylaşayım ve izninizle Hasan Hocam'a dönmek istiyorum. Hasan Hocam, siz ne düşünürsünüz kimyasal kullanımı konusunda, ki Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Fransa'nın destek verdiği bu saldırıya Amerika Birleşik Devletleri'nin gerekçesi buydu müdahale konusunda. Evet. Şimdi kimyasal saldırıyla ilgili olarak karşımızda iki tane soru var. Bir, gerçekten böyle bir kimyasal saldırı oldu mu? Hı hı. Böyle bir şey gerçekleşti mi? Bu bir tiyatro muydu? Bir yerde mi çekildi? Çünkü ortada yaralılar yok, ölüler yok. Kimyasal saldırının tam olarak nerede gerçekleştiğine dair kesin deliller yok. Bunları önümüze koyacak olan uzman heyetlerin Duma'ya gidip orada araştırma yapacağı kim süreç... Kim yapmalı bunu? Efendim, bu kimyasal silahlarının yasaklanması örgütünün, hı hı, uzmanlarının yapması lazım. Şimdi dolayısıyla sorunun birinci soru bu. Evet. Yani kimyasal saldırı gerçekleşti mi? İki, böyle bir saldırı gerçekleştiyse bunu kim yaptı? Şimdi birincisinin üzerinde ciddi bir soru işareti var. Yani hakikaten gerçekten bir kimyasal saldırı gerçekleşti mi? Yeri nereydi bunun? İkinci soruyla bağlantılı olacak şekilde bu saldırıyı kimler yaptılar? Şimdi Suriye'ye füze saldırısını gerçekleştiren ülkelerin yetkililerine de sorulduğunda onlar da kendilerini zorlayan sorular karşısında ısrarla, yani dönüp evet ama işte sosyal medyadaki görüntüler var diyorlar. Şimdi sosyal medyadaki görüntüleri de bu işin uzmanları incelediğinde, askeri uzmanlar, az çok bu kimyasal saldırıdan anlayan insanlar, yani birçok böyle alt alta resimler, görüntüler, şunlar bunlar geliyor sosyal medyada. Bunları inceleyen birçok kişi de böyle bir şeyin olamayacağını, yani burada bir kimyasal saldırı olmamış olması gerektiğini, çünkü işte çocukların yüzlerini suyla yıkadıklarını, evet, yıkayanların kendilerini herhangi bir kimyasal saldırı korumasına göre giyindirmediklerini ya da giyim kuşamlarının kimyasal saldırıya, sarin gazına, klorine vesaireye uygun olmadığını anlatıyorlar. Bir de burada en rahatsız edici şeylerden bir tanesi şu. Geçen sene İdlib'deki kimyasal saldırı sırasında da bu vardı. Şimdi de belirgin bir şekilde var. Kimyasal saldırıyı da hep kadın, çoluk çocuk ve kadınlar ölüyor. Evet. Şimdi evet, şöyle düşünelim stratejik açıdan. Bu ikinci soruya da geçiriyor bizi yavaş yavaş. Şimdi eğer siz bir kimyasal silah kullanıyorsanız, normalde kimyasal silah nedir ve niye yasaktır? Kitle imha silahı olduğu için yasaktır. Şimdi kimyasal silah kullanıyorsanız kitleleri öldürüyor olmanız lazım. Yani bu silahın ya kimyasal silah bunun için kullanılıyor. Tabii, yani bunlar amacı kitlesel, yani kitle imha silahları. Evet, evet. Yani ve bu şey, yani nükleer silahlardan onlar kadar tesirli, onlar kadar kapsamlı değil ama yani yoğunluk oluşturduğu yerlerde çok büyük kitlelerin ölümüne, çok aynı birkaç katı kitlenin de yaralanmasına sebep olacak silahlardan bahsediyoruz. Şimdi bir defa yapılan saldırılar o kadar dar kapsamlı oluyor ki, ikincisinde de mesela orada hep dikkat ettiniz mi bilmiyorum,
cihatçı, işte elinde kalaşnikoflu savaşçı yok ölen görüntülerde. Ölenler hep çocuk, kadın evet. vesaire. Şimdi bu bizi ikinci soruya götürüyor. Suriye hükümeti böyle bir saldırıyı gerçekleştiriyor ise niye bunu kadınlara, çocuklara karşı gerçekleştiriyor da yani bu oradaki Suriye hükümet kuvvetlerinin muhatabı olan, karşısında savaşan, elinde silah bulunduran ve yıllardır Suriye hükümetine karşı isyan halinde bulunan insanların ölümüyle sonuçlanmıyor. Niye onlara karşı kullanmıyor sorusunu beraberinde getiriyor. Hı hı. Bir başka soru da tamamen siyasi ve stratejik. Şimdi Suriye, mesela bu Guta'yı ele alacak olursak, Doğu Guta bölgesini, Suriye'nin Suriye hükümetinin çok erken bir dönemde kontrolünden çıkmış bir bölge. Yani Doğu Guta'nın güneyinde Dera var. Şimdi Suriye kuvvetleri oraya doğru yönelmişler. O Dera'da başlamıştı isyan. Evet. Çok ve en kapsamlı bir şekilde Suriye hükümetini, Şam'ı, başkenti Şam'ı tehdit ettiği yerde bu Doğu Guta bölgesiydi. Suriye hükümetinin kontrolünden 6,5-7 yıl önce çıkmış bir bölgeden bahsediyoruz. Ve burayı adım 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 uğraşa uğraşa ve özellikle biz Afrin operasyonunu yaparken yoğunlaşmak suretiyle, yani çabalarını o bölgeye yoğunlaştırarak Suriye hükümet kuvvetleri oradaki grupları adım adım geri atmayı başardı ve sonuçta onlar da teslim oldular. Teslim olan bölgelerden bir tanesi de bu Duma denilen yer. Şimdi Duma'da siz karşı tarafı teslim alıyorsunuz. Türkiye'nin talebi, Rusya'nın girişimleriyle bir tahliye süreci başlıyor. Yani diyorsunuz ki buradaki kişileri, aslında tahliye edilenlerin büyük bir çoğunluğu oradaki cihatçı savaşçılar. Evet. Adına cihatçı denilen bu savaşçılar. Söylediğiniz de çok önemli. Oldu. Onların tabii. nerelere gittiğine geleceğim. Ha, o da apayrı bir konu şimdi. Evet. Ve onların muhtemelen aileleri ve yakınları bu tahliye edilenler. Türkiye bunu talep ediyor Rusya'dan büyük ölçüde. Daha önce Halep'te bunu gördük. Başka yerlerde bunu gördük. Burada da aynı şeyi görüyoruz. Putin ve Rusya devreye giriyor ve bir tahliye süreci başlatılıyor. Şimdi siz karşı tarafı teslim almışsınız. Bu arada yalnız o tahliye süreci başlarken Batı dünyasında, Batılı liderler arasında bir konuşma başlıyor. Eğer bir kimyasal saldırı olursa bak ağzınıza biber süreriz falan. Şimdi ya durup dururken niye kimyasal saldırı olsun? Yani ikincisi Suriye hükümet kuvvetleri alanda üstünlüğü sağlamış ve Şam hükümeti açısından çok stratejik öneme sahip olan bölgeleri ele geçirmişken niye böyle bir şey yapsın? Üstelik de Batılı liderler ve onlara destek veren çevrelerin bir kimyasal saldırı olursa görürsünüz ha diye konuşmaya başladıkları bir dönemde bunu niye gerçekleştirsin? Ya, bunun altyapısını hazırladılar. Ya şey gibi sonra yani da kebapçıya telefonla kebap pide ısmarlamak gibi yani sipariş veriyorsunuz kebap pide geliyor bu arada niye gecikti diye telefon ediyorsunuz arada bir. Ya buna benzetiyorum ben yani. Peki. Son bir şey bir örnek daha vereyim o da şu. Şimdi 80 kişiyi niye kimyasal silahlarla öldürürsünüz? Şimdi Suriye gibi bir yerde yüz binlerce insan öldürüldü. Bunların bir kısmı da çok vahşice öldürüldü. Bu vahşice öldürme işlemlerini yapanların büyük bir bölümü de bu cihatçılardı. İnsanları öldürmekle kalmıyorlardı. Ciğerini çıkarıp yiyordu. Kameraların önünde iğrenç şeyler yapıyorlardı filan. Ya böyle bir şeyden bahsediyoruz. Yani kimyasal silahlarla öldürülenlerin sayısının 2000 civarında diğer silahlarla öldürülenlerin 350 bin 400 bin civarında olduğunu hesaba katarsak toplam önce. Suriye nüfusunun %60'ına yakın bir kısmının evlerinden yurtlarından çıkmak zorunda kaldığını, bunların bir kısmının Suriye'nin içinde yer değiştirmek zorunda kaldığını, bir kısmının komşu ülkelere gittiğini dikkate alırsak böyle vahşi, acımasız bir savaştan bahsediyoruz. Şimdi siz eğer bir defa o bebek, çocuk, kadınların öldürülmesinin ne stratejik değeri vardır? Soru bir. İki, yani bunları haşa yani ben bunu tasvip ediyormuş gibi anlaşılmasın. Eğer bunları öldürecekseniz niye kimyasal silah kullanıyorsunuz? Yani bunları elinizdeki kalaşnikoflarla öldüremiyor musunuz? Yani komik amacınız olmayalım. Buysa. Evet, yani komik olmayalım. Evet. Son bir şey de şu. Bence bu defaki Batı'nın girişiminin iki stratejik hedefi vardı.
Tamam, bunun iç politikalarıyla her ülkeye ait alakası da var. Trump'ın kendi Amerika'da sıkışmış olması, May'in özellikle bu Skripal meselesinden dolayı başının her geçen gün biraz daha derde giriyor olması, Brexit meselesi pek iyi gitmiyor, onu iyi müzakere edemiyorlar, iyi, belki de iyi hesap edemediler, oradan sıkıntıları var. Macron'un popülaritesi Fransa'da düşüyor, böyle bir takım maceralar arıyor. Ama giriştiği maceraların hepsi boyundan uzun, büyük falan, sonucu ne olacak onu da göreceğiz. Bunların hepsi var. Ama bir de iki şey var. Stratejik de bir hedefi var. Bence bu defaki hedef şuydu. Ankara'da bir hafta önce toplanan Türkiye, Rusya ve Suriye zirvesini bozmaktı. İran. Oradan İran'ı göstererek Türkiye'yi şey yapmak, oradan çekmek. Sen o taraftan gel. Çünkü Amerikalılar şunu biliyorlar, bizimkilerin Esad takıntısını biliyorlar. Evet. Ve bizimkilerin önüne neye attılar hemen bir anda? Dediler ki Esad'ı götürmeliyiz. Esad orada durmamalı. Bu Esad'la bu Suriye olamaz. Ve bizim hükümetin o ana kadar izlediği doğru politikalar bir anda çatırdamaya başladı mesela. Bir anda böyle savrulmalar yaşamaya başladık. Yeniden ters katil Esad'lar falan, onlara alışıktık ama onların ötesinde o üçlü zirvenin oluşturduğu sinerjiyi ortadan kaldırmaya yönelik bir girişimdi. Öbürü de özellikle Suudi Arabistan panik halinde. Hı hı. Suudi Arabistan Amerika'nın Irak'a 2003 yılında yaptığı, Irak'ta gerçekleştirdiği işgalden sonra yaptığı hataların bedelini ödeyen ülkelerden bir tanesi. Çünkü Irak'ı Amerika o kadar karıştırdı ki Sünnilerin yönetiminden Şiilerin yönetimine geçti Irak. Ve Şiilerin yönetimine geçince toplam nüfusunun %40'ı Şii olan Kuveyt, %70'i Şii olan Bahreyn ve toplam nüfusunun %15'i olmakla birlikte Şii, tamamen petrol bölgeleri Şii olan Suudi Arabistan gidişattan çok rahatsız. Evet. Ve İran'ın artan gücünden korkuyorlar ama bütün bunların sebebi de Amerika'nın politikaları oldu bölgede. Dolayısıyla Amerika ile bunları konuşmak yerine Amerika'ya şunu diyorlar, aman Suriye'den çıkma. Şimdi ben şunu soruyu sorarak bitireyim. Bu atılan füzelerin parasını Suudi Arabistan'dan tahsil ettiler mi? Şimdi kalacaklarını açıkladılar. Ne kadara kırıştılar? Evet. Yani Amerika ne kadar para tırtıkladı? Evet, evet. Hocam tekrar döneceğim tabii bu müdahalenin perde arkasında neler olabilir? Suriye'deki hedef ne? Esad ne olacak? Türkiye'yi ilgilendiren kısmı var. Bir de tabii küresel boyutta cereyan edenler var. Sayın Bağcı'ya dönmek istiyorum ben. Farklı görüşler olabilir çünkü. Tabii. Sizce kimyasal saldırı gerçekleştirildi mi? Amerika'nın bu İngiltere ve Fransa destekli müdahalesi yerinde mi bu anlamda? Sonuçları ve sosyal medyada dolaşan görüntüler, bu kimyasal saldırı olduysa eğer nasıl kanıtlanabilir? Size soralım diye. Teşekkür ediyorum ben de. Gerek Ünal Bey, gerek Sersan Bey, gerekse de Ünal Çeviköz. İki Ünal var. İki Ünal olduğu için böyle şey olmasın. Hasan Hüseyin sohbeti zaten. Şimdi bir defa Ünal Çeviköz'ün, Büyükelçinin dediği gibi kimyasal silahları kullanmak uluslararası hukuka aykırı. Çin'in zaten argüman tezi de buydu. Yani bu şeydir. Bir de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden bir karar alınmadı. Böyle bir koalisyonun ortaklaşa bir operasyon yapacağı zaman genelde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden bir karar çıkar. İşte 1441 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı gibi Irak'a yapılan müdahalede. Bir de birkaç yıl öncesine kadar Büyükelçi Ahmet Üzümcü, biliyorsunuz kimyasal silahlarla mücadele eden Birleşmiş Milletler Örgütü'nün başına geldi. Çok değerli bir diplomatımız tabii o da aynı zamanda. Hatta Nobel ödülü aldı biliyorsunuz bundan 3 yıl evvel. Yani yapmış oldukları başarılı çalışmalarla. Hı hı. Şimdi ben şöyle bakayım çünkü her iki konuşmacı da değişik noktalara değindiler. Ben olayın tiyatro mu değil mi şeyinden çok bunun Türkiye'de ve uluslararası alandaki yansımaları. Tabii çok önemli. Şimdi, siyasal liderlerin yani bu koalisyonu oluşturan siyasal liderlerin söylemlerinin uluslararası alanda büyük bir güvenirlik ve inanırlık kazandığını görmüyoruz. Yani insanlar genelde bunun bir pretext olduğunu, bir bahane olduğunu
Beslemedi ama düşürdü mü peki hocam güvenirliğini? Beslemedi ama düşürdü mü güvenirliğini? Şimdi daha önceden bir örnek yaşandığı için Irak örneğinde ve Tony Blair örneği önümüzde. Ben mesela İngiltere Başbakanı Theresa May'in basın toplantısını izledim. Vücut dili itibariyle hiç inandırıcı değildi. Yani söylediğine kendisi de inanmıyor. Macron, Hasan Bey söyledi, yani ortalıkta ben de varım mesajı vermeye çalışan, Fransa'yı Orta Doğu'daki gelişmelerden devre dışı bırakmak istemeyen, o genetik aktarımı, klasik Fransız genetik aktarımını, sömürge mantığını uygulamaya çalışan biri. Amerika ile ilgili olarak biraz daha tabii ona değineceğiz. Yani ayrılacağım dedi, şimdi ne ayrılma diyenler var, yok aman ne olur kal diyenler var. Kim ödedi parayı sorusu çok yerinde bir soru. Aslında biliyoruz kimin ödediğini. Bu arada yani biz araya giderken lahmacun ısmarlayıp vallahi tekrar telefon ettirme bize. Yani gecikmesinler. Evet. Arada lahmacunu şey yapalım, onları da Suudi Arabistan'a tahsil ettirelim bence bu arada. Ama asıl şey şu. Şimdi Türkiye'deki tepkiye de baktığımızda çok ilginç. Yani çok böyle ani şeyler verildi. Hele hele Türk kamuoyunda çok büyük bence infial yaratan, vicdanımızı serinletmedi şeklindeki bir açıklamayı biz tabii akademisyenler olarak bu konular üzerine yazacağız. Yani zamanın ruhunu yazma evet. ve anlatma açısından yani nasıl tepki gösterildi, ya. Neden şey yapıldı ve birdenbire yine Emevi Camisi gündeme geldi. Batman dolaylarından bir ses geldi eski başbakandan. Yani başkalarının kurtardığı bir yere mi siz gideceksiniz sorusu var. Veyahut da Türkiye neden böyle davranıyor sorusuna girmek lazım. Türkiye'de kafaları karıştıran bir siyaset anlayışı var. Ben Türkiye neden böyle davranıyor derken Erdoğan'ın söylediklerini açık hatırlatalım. Rejimin daha önce de yaptığı bu saldırıları yanıtsız bırakmak elbette düşünülemezdi. Operasyonu doğru buluyorum. Memnuniyetle karşılandı. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması memnuniyetle şey yapıldı. Şimdi biz tabii söylem analizi diye tanımladığımız bir yaklaşımımız vardır. Yani kim ne söylüyor, hangi koşullarda söylüyor, kime söylüyor ve bunu söylerken aslında neyi kastediyor? Şimdi Ankara'da işte Perşembe günü açıldı biliyorsunuz. Ben o günkü Cumhurbaşkanı'nın ve Başbakan'ın konuşmalarını izledim. Şimdi ikisi de eğriye eğri doğruya doğru doğru söylediler. Niye? Çünkü bu bir tiyatro. Doğru. Aman tiyatro demeyelim hocam. Aynen. Sanatçılar kızıyor. Senaryo diyelim. Oynayanlar oyuncu. Senaryo yazanlar, senaryo yazanlara tiyatrocu denmez ama. Yani tiyatrocu arkadaşlara söylerim yani. Senaryo onlar, yazılan senaryoyu oynayan oyunculardır. Evet. Bu bir de ama bir böyle bu, bir girmiş bizim argoya artık evet, yani. Galata onu, meşhur olmuş böyle. Yani alınganlıklarını burada affetelim yani onları kastetmiyoruz burada. Sadece şeyi söylemek istiyorum. Şimdi Türkiye'nin politikalarını ben anlamakta zorluk çekiyorum. Evet. Yani Astana süreciyle Suriye'nin sınırsal bütünlüğünü ve etnik konumunu korumakla yükümlüyüz. İran ve Rusya ile. Diğer taraftan Amerika'ya da ayrılmayalım mesajı veriliyor. Zeytin dolar harekatı var. Yani herkese mavi boncuk politikası veyahut da buna denge politikası da diyenler var. Ben özellikle son birkaç gündür bu yazılı basında olan Türkiye'de ve dışarıdaki yazılanlara bakıyorum. Türkiye'deki şeyler mesela büyük hayal kırıklığı yarattı. Yani Suriye'ye bir askeri müdahalenin olması, hele hele Miraç Kandili'nde olması ve bunun onay görmüş olması iyi bir şey değildir. Neden? Çünkü bizim genelde dış politika geleneklerimize, sosyal anlayışımıza aykırıdır. Gelenek. Ama diğer taraftan da şöyle bir şey var. Uluslararası alanda bakıyorum. Mesela Almanya çok akıllı bir şekilde kendini geri çekti. Hiç müdahale etmedi. Evet. Avrupa'da bazı ülkeler, o çok böyle insan hakları falan konusunda ön planda olan ülkeler geri adım attılar. İkinci sıraya oturdular. Şimdi ön sırada oturanlar kimler? Nükleer silahlara sahip olanlar. Amerika, İngiltere, Fransa, Rusya. Çin de arkada. Yani 5 tane nükleer güç var evet. ve bunlar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde alınabilecek her türlü kararı veto etme hakkına sahip olan ülkeler. Şimdi deminden beri geldiğimiz nokta
noktada. Yani kimyasal silah kullandı mı, kullanılmadı mı? Bunu tabii ki uzmanların belirlemesi lazım. Ama Suriye olayında 7 yıldır süren olayda hep bu gündeme geldi. Kırmızı çizgi kavramı kullanıldı. Obama'nın da politikalarından biri oydu. Türkiye açısından bakıldığında Hasan Bey şey dedi, Esad takıntısı var dedi hükümetin. Beşar Esad'ın Türkiye ile ilişkilerini geçmişte değerlendirdiğimizde, savaş esnasında değerlendirdiğimizde ve ileride ne olacak? Çünkü Birleşmiş Milletler'in halen üyesidir Suriye. Meşru bir hükümet olarak vardır. Sınırları halen iç savaşla tehlike altında olan bir şey vardır. Sayın Çeviköz bunu biraz sonra daha diplomatik açıdan da detaylandırabilir. Türkiye böyle olmasa zaten Suriye'nin güvenliğini üstlenmez. Astana ile birlikte Rusya ve İran'la Türkiye bu Suriye'deki yapının korunması için zaten ortada. Bence burada özellikle Rusya ile ilişkilerimizde bir kritik süreç yaşanacak. Ruslar hani uluslararası ilişkilerde sembolleri ayıdır biliyorsunuz. Ayılar da zeki hayvanlardır. Affetmezler. Tokadı geçirdi mi de unutmayız. Bakın biz Türkiye ile Rusya arasında yaşanan siz krizi onu, biliyoruz. Bu örneği uçak krizinde de vermiştiniz hocam. Putin bunu asla unutmayacak. Tekrar vermekte fayda var. Yani dikkat edin hemen Lavrov'un açıklaması Afrin'den çıkın oldu. Yani Rus dış politikasının mekanizmalarını, Rus düşünce boyutunu bu konuda anlamak lazım. Ve Rusların yasal olarak, altını çizerek söylüyorum, Suriye'de bulunmaları Suriye devletinin daveti üzerine olmuştur. Evet. O nedenle hiç kimse niye oradasınız deme hakkına sahip değil. Evet. Şimdi bu noktadan sonra bana göre Türkiye tabii iki cami arasındaki beynamaz da değil bence. Yani öyle kritik bir noktada ki bundan sonra atacağı adımların uluslararası ve ulusal kamuoyunda yaratacağı tepkileri de göz önüne olarak atmalı. Bir cümle daha belki. Ruslar hep söylüyorum satranç oynarlar. Biz tavla hep dübeş ve düşeş atmaya çalışıyoruz. Ya gelmese? Yani Suriye örneğinde ben Türkiye'nin önünde ara bulucu olma şansının olduğunu düşünenlerdenim. Cenevre sürecine bunu Türkiye'nin aktarması mümkün olabilir diye düşünüyorum. Hatta Afrin operasyonundan sonra Türkiye'nin elinin çok güçlendiğini düşünenlerdenim. Ama Suriye'ye yönelik bu üç ülkenin yapmış olduğu ve göstere göstere bir Müslüman ülke tırnak içinde yine bombalanmasını onaylamak doğru değil. Evet. Ve Irak örneğini yaşadık. Irak'ta bildiğiniz gibi 2003 yılında yaşanan müdahalede mesela Fransızlar ve Almanlar dışarıda kalmışlardı. Ama Almanya ve Fransa Irak'a doğrudan destek veren ülkeler haline dönüştüler. Evet sonradan. Hocam bu Irak örneği çok önemli. Yani bunun burada Suriye'de yaşananlarla örtüşen birçok noktası var. Oraya da döneceğiz. Tabii. Zaman zaman geri dönüşler tabii yapacağız ama şimdi Sayın İşleyen'e de söz vermek tabii istiyorum. İnsanlık suçu, uluslararası hukuka aykırı birçok tanımlaması var bu kimyasal saldırının. Ama böyle bir saldırı olduğu iddiasıyla Amerika'nın müdahalesi vardı. Sizin de dikkatinizi çekmiştir yayından önce konuştuk. Sosyal medyada bununla örtüşmeyen, kimyasal saldırıyla örtüşmeyen görüntüler vardı. İşte bir kalp elektrosu çekiliyor. Elektrotların bir tıpçı yanlış yere takıldı. Bunun bir komedi olduğunu söylüyor. Yani bütün bunların tırnak içinde ben de o ifadeyi kullanacağım bir tiyatro olduğu söyleniyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi bu ana kadar da hocalarımız aktardı. Hani bunun üzerine söylenecek bir şey var. Kimyasal saldırı bir bahaneydi, bir yalandı aslında. Tabii ki uluslararası kurumlar tarafından araştırılarak ortaya çıkartılması, bağımsız araştırmacılar tarafından gidilmesi gerekir ve yerinde görülmesi gerekir. Ama bildiğimiz bir şey var, bildiklerimizden devam edersek, bunu ilk ortaya atan Beyaz Baretliler diye bildiğimiz bir cihadist bir gruptu. Siyah tarafından bu cihadist gruplar bütün iç savaş boyunca siyah tarafından eğitildi. Bunlar da aslında Beyaz Baretliler denilen ve kimyasal saldırı oldu. Daha önce de bu tür şeyleri ortaya atan grup tamamen bir siyah.
örgütlenmesi. Dolayısıyla aslında ortaya atılma biçimi de dahil olmak üzere ve sonra müdahalenin tam da araştırmanın, bağımsız araştırmaların yapılacağı, aynı zamanda siz de ifade ettiniz, gerek Rusya'nın gerek Suriye rejiminin bu konudaki gözlemlerini aktarmaya başladığı, video paylaşmaya başladığı, dolayısıyla yalanı deşifre etmeye başladı bir anda saldırı gerçekleşti. Dolayısıyla aslında Irak'takine benzer ve Suriye iç savaşı, gerici iç savaşı, yani Amerika tarafından yaratılmış iç savaş boyunca gördüğümüz tabloya benzer bir tablo ortaya çıktı ve Amerika, İngiltere, Fransa tarafından, aslında bizim hani küresel haydut devletler tarafından Suriye'ye yeni bir savaş, yeni bir müdahale gerçekleşti. Şimdi kimyasal silahlar tabii ki araştırılmalı ama bütün Suriye'deki iç savaş Amerikan silahlarıyla gerçekleşiyor. Suriye'deki daha önce Libya'da NATO bombalarıyla gerçekleşen her şey, Orta Doğu'daki bütün kaos Amerikan politikası ve Amerikan silahlarıyla gerçekleşiyor. Dolayısıyla bizim bunu tartışmamız gerekiyor aslında. Amerika bugün niye böyle bir şey yaptı? Bugün işte aslında hocalarımız yine ifade etti. Cihadist güçlerin yenilgiye uğratıldığı bir evrede rejimin bu açık olan zayıfladığı. Ve tabii nasıl yaratıldığı da bu cihadist güçlerin, o da çok tartışma konusu. Evet, bu IŞİD nereden çıktı? El-Kaide nereden çıktı daha önce? Evet, aslında hani hep bildiğimiz 70'leri de var ama hani 70'lere gitmeye gerek yok. Tamamen bu grupların Amerika tarafından örgütlendirilmiş olduğunu ve yenilgiye uğratıldığını biliyoruz. Tam da Doğu Guta'da cihadistlerin temizlendiği, yenilgiye uğratıldığı bir evrede bir kimyasal silah kullanması rejimin, bir kere hani ifade edildi burada da, mantıklı değil. Dolayısıyla aslında başka bir hadise var. Amerika neden müdahale etme gereği duydu? Neden askeri bu derecede işte füze gösterisiyle birlikte bir neden? Askeri peki, güç soralım, gösterisi yapmak zorunda kaldı? Bunun bir oyun olduğunu söylüyoruz kimyasal kullanımının ama Amerika'nın tam da bu dönemde niye böyle bir müdahalesi oldu? İngiltere niye destek verdi? Fransa niye destek verdi? Tam evet, yani Amerika aslında bir paylaşım savaşı var. Yani bizim orada Suriye'deki bir tarafında Rusya'nın olduğu ama belirleyici gücün Amerikan emperyalizminin saldırganlığı etrafında gelişen bir paylaşım savaşı var. Ve hepimiz biliyoruz ki giderek Amerika'nın ilk hedeflerinden sonraki hedeflerine kadar etkinliklerini kaybetmeye başladığı bir dönem var. Ve dolayısıyla aslında Rusya'nın etkinlik alanını kırma noktasında bir hamle olarak gerçekleşiyor. Ama yine ifade edildi, 3 ülkenin, yani Trump Suriye'den çıkacağız diyeli bunun mürekkebi kurumadı da işte. Evet. Ama şimdi buraya girdi. Çünkü bir hafta sonra onun avukatının ofisine operasyon yapıldı. Yani Trump'ın iktidarı sallantıda. Trump iktidar mı değil mi aslında çok da garantisi yok Trump'ın Amerika'daki durumunun. Ve sonra Trump dedi ki işte biz orada kalırız ama yine hocam ifade etti, bunun parasını verin bana. Tüccar silah satıyor, şey satıyor, ben orada kalabilirim. Macron'un durumu, hani bir parantez de açayım. Macron seçildiğinde Türkiye'de de bazıları Türkiye'ye Macron lazım, Erdoğan'a karşı ideolojisiz biri, Türkiye Fransız devrimini yeniden yapıyor dedikleri Macron, Fransa'da demiryolu işçileriyle başlayan, üniversite işgalleriyle devam eden neoliberal programa karşı, kemer sıkma programına karşı ciddi bir muhalefetle karşı karşıya ve Macron, Trump'ın peşine takılmayı hem eski emperyalist emellerini de yinelemek açısından uygun buldu kendi iktidarı için. Theresa May yine söylendi aslında. Orada bir de şimdi Corbyn'e bakarsak bir taraftan da orada sol bir ses çıkmaya başladı. İngiltere İşçi Partisi, Demir Lady'nin partisini bir sol ses aldı ve oradan aslında bugünkü emperyalist programa da karşı çıkan, Orta Doğu'daki bu müdahaleye de karşı çıkan bir ses var. O yüzden bir taraftan iç iktidar meselesi var. Bir taraftan da bu paylaşım savaşında bir hamle yapma zorunluluğu çıktı. Sonucu değiştirir mi değiştirmez mi ayrı ama Amerika'nın bugün kalan en büyük gücü askeri gücü ve askeri bir şov gerçekleştirdi diye. Şimdi hem Amerika'nın Suriye'deki hedefine, Rusya'nın Suriye'deki hedefine, diğer ülkeler burada bir figüran mı, Astana sürecini etkiler mi, Cenevre'de neler olabilir, Suriye konusunun konuşulduğu Cenevre görüşmelerinde bütün bunları konuşmayı sürdüreceğiz. Kısa bir aramız var. Kurgu diyelim. Tiyatro demeyelim. Kurgu. Peki hocam, sizin de içiniz rahat etmedi. Kısa evet. Bir aramız var sevgili seyirciler. Yine Sayın Ünal Çeviköz'de diğer konuklarımla birlikte önümüzdeki saatte yayınımızda olacak. Sakın.
Evet, Suriye'yi, Suriye'deki Amerikan müdahalesini, askeri müdahalesini konuşmayı sürdürüyoruz sevgili seyirciler. Konuklarımı tekrar hatırlatayım sizlere. Profesör Sayın Hasan Ünal bizlerle birlikte, Profesör Sayın Hüseyin Bağcı ve Sayın ÖDP Genel Başkan Yardımcısı, daha doğrusu Başkanlar Kurulu üyesi Önder İşleyen ve İstanbul'dan da Sayın Ünal Çeviköz, CHP Genel Başkan Yardımcısı sevgili seyirciler. Şimdi... Suriye'deki Amerika Birleşik Devletleri müdahalesini, saldırısını konuşuyoruz. İngiltere ve Fransa'nın da desteğiyle kimyasal kullanımının gerekçe gösterilerek bu saldırı gerçekleştirildi. Gerekçe bu. Bu arada Türkiye'den de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bir açıklaması var geçtiğimiz saatlerde. Son açıklama itibariyle belki sizlerle paylaşmakta fayda var. Kimyasal silah kullanan rejime yönelik bir operasyondur. Bugüne kadar çoktan müdahale edilmesi gerekiyordu diyor. Siyasi sürece geçmemiz lazım. Suriye'yi bu rejimden kurtarmamız gerekiyor diyor. Vurgusunu yapıyor Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu. Sayın Çeviköz, şimdi buradan yola çıkarak biz diyoruz ki hep şimdi Türkiye Suriye topraklarında bir harekat yürütüyor. Zeytindalı Harekatı. Suriye'nin toprak bütünlüğü vurgusu yapılarak üstelik bu harekat devam ediyor. Peki biz bu soruyu hep sorduk. Bir kere de size sormak istiyorum. Sayın Çavuşoğlu'nun bu açıklamalarına dahil değerlendirirseniz sevinirim. Suriye rejimiyle Türkiye'nin doğrudan görüşmesi gerekmez miydi? Elbette, ama tabii bu çok çok daha önce yapılması gerekliydi. Bir kere isterseniz Irak örneğinden hareket edelim. Biliyorsunuz 2003 yılında Irak'a uluslararası toplumun oluşturduğu kendi koalisyonuyla, Amerika Birleşik Devletleri'nin başını çektiği koalisyonla müdahalesinden hemen sonra Türkiye Irak'a komşu ülkeler platformunu topladı ve Irak'ın komşusu olan ülkelerin bir araya gelmesiyle bir süreç başlattı. Bu süreç fevkalade önemliydi ve Irak'ta demokrasinin yerleşmesi, seçimlerin yapılması ve düzenin tekrar oturtulabilmesi bakımından önemli bir işlev üstlendi. Şimdi benzer bir durumu aslında Suriye için de yapmak gerekirdi. Biliyorsunuz biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak da zaten sürekli olarak bunu vurguluyoruz. Türkiye'yi böyle bir inisiyatif alması gereken bir ülke konumunda görüyoruz ve bunu da Türkiye'den başka yapacak başka ülke yok. Çünkü bölgenin en önemli aktörlerinden biri, doğrudan Suriye'ye komşu. Suriye, Irak, İran ve Türkiye'nin bir araya gelerek bölgenin sorunlarını doğrudan doğruya bölge ülkelerinin kendilerinin çözebilme yeteneği olduğunu göstermeleri gerekiyordu. Şimdi bu kimyasal silah bahanesiyle ya da kimyasal silah kullanıldı bahanesiyle yapılan ABD, Birleşik Krallık ve Fransa müdahalesinden Ankara hemen Suriye'de bir an evvel Esad rejiminin devrilmesi gerekir diye bir sonuca ulaşmaya çalışıyor. Aslında uluslararası toplumun ve bu müdahaleyi yapanların da böyle bir niyeti yok. Çünkü her şeyden önce Esad devrildiği takdirde Suriye'de Esad'ın yerine geçecek olan bir yönetici adayı bulunmuyor. Kaldı ki Suriye'de zaten köprülerin altından çok sular aktı. Şu sırada İdlib ve Türkiye'nin Elbap ve Afrin harekatlarından sonra Özgür Suriye ordusunun kontrolüne devretmiş olduğu topraklar dışında hemen hemen neredeyse aşağı yukarı %70'ine yakın bir bölümünü Şam rejimi Suriye'nin tekrar kontrolü altına almış durumda. Şimdi bir yandan sahadaki durum var. Bir yandan Uğuta'da biraz evvel oradaki çok değerli akademisyen arkadaşlarımızın da vurguladığı gibi Doğu Guta tam Suriye rejiminin eline geçmişken neden böyle bir ihtiyaç duyduğu anlaşılmayacak bir şekilde rejimin kimyasal silah kullandığı iddiaları var. Bütün bunları aşağı yukarı şöyle bir topladığınızda Suriye'de şu sırada önümüzdeki dönemde Esad'ın öyle pek kolay kolay gidici olduğu gözükmüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde böyle bir niyeti olmadığı anlaşılıyor. Çünkü eğer böyle bir niyeti olsaydı o zaman 100 küsur Tomahawk'ı herhalde herhangi bir zarar vermeyecek boş ve boşaltılmış, önceden de planlanmış hedefler yerine doğrudan doğruya Esad'a yönlendirirdi.
Onun için zannediyorum bu kimyasal silah iddiası üzerinden yapılan saldırıyla Suriye'nin geleceği arasında çok doğrudan bir bağlantı kurmak şu sırada yanlış bir çıkarsama olur. Ankara'nın da Suriye ile ilgili son 7 yıldan beri sürekli olarak yaptığı yanlışlardan bir tanesi de bu olur. Evet. Peki Sayın Çeviköz, şimdi Suriye'yi konuşuyoruz. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin bu son hareketiyle birlikte iki süper güç, Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'de hedefine, bununla ilgili birçok senaryo konuşuluyor biliyorsunuz. İşte Büyük Orta Doğu Projesi zaman zaman gündeme geliyor, ısınıyor, tekrar konuşuyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin hem stratejik açıdan hem varlıklar açısından Suriye'ye yönelik oradaki sınırlarla ilgili birçok hedefi olduğu ifade ediliyor. Sizin bu konudaki görüşünüz nedir? Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin çok güçlü bir Suriye stratejisi olduğu kanaatinde değilim. Zaten Trump başkan seçildikten sonra Orta Doğu ile ilgili politikasını anlatırken Suriye'de birinci hedefin IŞİD'le mücadele olduğunu ve IŞİD'in ortadan kaldırılması olduğunu vurgulamış ve bunun altını kuvvetli ifadelerle çizmiş idi. İkinci olarak dile getirdiği Orta Doğu'daki sorun olarak baktığı ülke Irak ile. Irak'ta da altını çizdiği husus Irak'taki petrol rezervlerinin uluslararası piyasalara ulaşımında Amerika Birleşik Devletleri'nin çok hassas davranmaya devam edeceği vurgusuydu. Ancak üçüncü olarak Orta Doğu'da vurguladığı ülke İran idi. Nitekim İran'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyeleri ve Almanya'nın da katılmasıyla P5+1 arasında İran'la imzalanan nükleer anlaşmayı derhal yürürlükten kaldıracağını ileri sürdü. Nitekim bununla ilgili bir takım adımlar da atmaya gayret ediyor. Ve onun için Amerika Birleşik Devletleri'nin aslında Suriye'den ziyade Orta Doğu'da daha çok İran'a yönelik bir stratejisi ve bir planı olduğunu dile getirmek daha doğru olur. Rusya açısından bakıldığında ise Rusya aslında 1970'li yıllarda Yevgeni Primakov'un çizmiş olduğu bir Orta Doğu politikasını yeniden hayata geçirmek ve özellikle Irak'ta Baas rejiminin çökmesinden sonra benzer bir durumun Suriye'de gerçekleşmesini önlemek için çalışıyor. O açıdan bakıldığında Rusya'nın Suriye'de daha kalıcı olacağını, Amerika Birleşik Devletleri'nin ise Suriye'den ziyade bölgedeki varlığını İran'la olan kutuplaşmaya yönelecek şekilde sürdürmeye gayret edeceğini düşünmek mümkün. Peki şimdi bir tarafta Amerika Birleşik Devletleri, bir tarafta Rusya var. Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye müttefik sözde. Rusya ile Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin yakınlaşmadan söz ediyoruz. Özellikle bu uçak krizinden sonra atılan adımlarla birlikte. Şimdi Türkiye hem Amerika hem de Rusya ile dost tırnak içinde ifade etmek gerekirse dost kalmayı başarabilecek mi? Aslında Türkiye belki de şu sırada en zor durumda olan ülkelerden bir tanesi. Çünkü bir yandan içinde bulunduğu ittifak açısından NATO ülkeleri dayanışmasını sürdürmek ve Batı'nın bu bölgede izlediği politikalarla uyumlu davranmak zorunda. Bir yandan da Suriye problematiğinde Rusya ile karşılıklı menfaatlere dayalı bir anlayış birliği oluşturduğu için de bu beraberliği sürdürmek durumunda. Ancak Türkiye'nin bütün bunların dışında kendi ulusal çıkarlarını gözetecek bir Orta Doğu politikası ve kendi ulusal çıkarlarına dayalı bir Suriye politikası geliştirmesi çok daha doğru olurdu. Başından beri yanlış yapılan buydu. Başından beri de zaten Türkiye'nin yapması gereken Suriye ile bir an evvel diyaloğu kesip Şam rejiminin ve Esad rejiminin devrilmesinde ısrarlı olmak yerine aslında diyalog yoluyla ve barışçı yöntemlerle Suriye'nin tekrar demokratikleşmesine ve yeniden düzlüğe çıkmasına katkıda bulunacak adımlar atmasıydı. Bunu yapmadı. Bundan sonra da bu zigzaklı davranışlar ve dış politikada tutarlı olmayan, kah o tarafa kah bu tarafa dönen davranışlar önümüzdeki dönemde zannediyorum Türkiye'nin Suriye'de başını çok daha fazla ağrıtmaya devam edecektir. Gerçi teşhisi koydunuz ama su tersine akmaz elbette. Bundan sonra Türkiye bu zararın bir şekilde bir yerinden dönebilir mi? Yani daha radikal adımlar atıp, daha yerinde adımlar atıp suyu tersine akıtabilir mi sizce?
Şimdi eğer Türkiye'nin hedefi Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ise ve Suriye'nin demokratikleşmesi ve bir an evvel Suriye'de Suriye halkının karar vereceği bir yönetim biçiminin hakim olması ise o zaman Türkiye'nin buna gayret göstermesi gerekir. Bunun için de elbette Suriye'de doğrudan doğruya şu anda bütün uluslararası toplumun meşru temsilci olarak kabul etmekte olduğu Suriye hükümetiyle dolaylı da olsa bir şekilde bir diyalog içine girmesi gerekir. Aksi takdirde gerek Elbap operasyonu gerek Afrin operasyonu sadece bir askeri başarı ve askeri zafer olarak kalmak durumundadır. Bunu diplomatik katkılarla ve diplomatik dönüşümlerle kalıcı bir hale getirmek ve gerçek barışa ulaşmak için Türkiye'nin şu andan itibaren artık diyalog yolunu ve diplomasi yolunu tercih etmeye geçmesi gerekir. Evet, yine Türkiye'yi ilgilendirecek bu anlamda bu dilimdeki son sorum olabilir Sayın Çeviköz. Şimdi Suriye'de bir taraftan Türkiye'nin devam ettirdiği bir harekat var, Zeytin Dalı Harekatı. İşte biz Afrin dedik, sırada Münbiç var ama Münbiç'le ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nin tavrı belli, Rusya'nın tavrı belli. Onunla ilgili bir takım gelişmeler beklerken olumlu yönde belki bir anlaşma noktası bulunabilir diye bambaşka bir tabloyla karşılaştık ama... Şimdi Türkiye burada harekatı Özgür Suriye Ordusu ile birlikte götürüyor Türk Silahlı Kuvvetleri. Ama birçok cihatçı grup var burada küçük küçük. Zaman zaman kendi menfaatine yönelik başka şekilde tavır alan, başka güçlere girip tamamen tersi yönde hareket eden. Bu cihatçı gruplar ne olacak? Türkiye'nin hakim olduğu bölgelerde mi toplanacak? Eğer böyle olursa özellikle İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nin terör listesindeki bu gruplar Türkiye'nin kontrolündeki bölgelere çekilirse ki durum onu gösteriyor, ne olur? Şimdi bu söylediğiniz çok tehlikeli bir senaryo. Bu aslında bir kabus senaryosu. Buna doğru bir gelişme olduğu yolunda bazı işaretler var. Doğu Guta'da rejimin sahayı kontrol altına almasından sonra Ceyşül İslam'ın Cerablus bölgesine çekildiği hakkında bir takım söylentiler var. Gerçi Ceyşül İslam'ın silahlarını bırakarak Cerablus'a geldiği söyleniyor ama bunun ne kadar doğru olduğunun elbette tarafsız gözlemciler tarafından bir şekilde belirlenmesi, tespit edilmesi lazım. Ancak cihatçı grupların çok aşırı radikal muhalefet unsurlarının yavaş yavaş Özgür Suriye ordusunun ve Türkiye'nin kontrol ettiği bölgelere çekilmesi yeni bir kutuplaşma oluşturacaktır. Belki de Rusya'nın ve Suriye hükümetinin de aslında beklediği budur. Çünkü biraz daha kolay bir şekilde Özgür Suriye ordusunun kontrolündeki ve İdlib'deki bölgeler şu andan itibaren aslında Suriye rejiminin gelecek hedefleri haline dönüşecektir. Oralarda da bir an evvel kontrolü almayı düşüneceksin. Doğu Guta en önemli sıkıntılardan bir tanesi. Bunu bitirdikten sonra da İdlib'e ve büyük bir olasılıkla da yine Özgür Suriye ordusunun kontrol ettiği bölgelere yönelmek isteyecektir. İşte burada bunun herhangi bir yeni gerginliğe ve Türkiye'yi Suriye hükümetiyle ya da Suriye ordusuyla karşı karşıya getirmesini engellemek için bir diyaloğa ihtiyaç vardır. Eğer Türkiye Suriye'nin toprak bütünlüğü savında inandırıcı olmak istiyorsa bunu mutlaka Suriye rejimiyle de açık bir şekilde konuşması gerekir. Rusya'dan ve Lavrov'dan kaynaklanan Afrin'in en kısa zamanda Türkiye tarafından Suriye hükümetinin denetimine devredilmesi gerektiği vurgusu da aslında belki de buna işaret etmektedir. Bunların hepsini dikkate almak gerekiyor. Geçtiğimiz saate biraz giriş yapmıştık ama Sayın Çeviköz, daha ayrıntılı değerlendirmenizi rica edeceğim. Astana sürecinde bütün bu gelişmeler Türkiye'yi sıkıntıya sokar mı? Ne düşünüyorsunuz? Sonuna geliyor. Çünkü Astana süreci biliyorsunuz Cenevre sürecine bir alternatif değil. Başından beri Cenevre sürecini tamamlayıcı bir süreç olarak düşünülmüştü. Cenevre'de muhalefet unsurlarıyla Şam rejiminin ve Şam yönetiminin bir masada bir araya gelebilmelerini sağlamak için Astana süreci başlatılmıştı. Astana sürecinin İran biraz daha zayıf bir katılımcısıdır. Ama esas önemli iki aktörü Rusya ile Türkiye'ydi. Rusya rejimle olan diyaloğundan dolayı, rejim üzerinde belli bir nüfuza sahip olduğundan dolayı bunu bir şekilde yönetebiliyordu.
Türkiye'nin de Rusya gözünden bakıldığında muhalefetle çok yakın ilişkiler içinde olması Türkiye ile Rusya arasında böyle bir ortak platform sağlanmasına imkan sağlıyordu. Dolayısıyla muhalefetle Suriye rejimini aynı masa etrafında bir araya getirme maksadıyla başlatılmış olan Astana süreci Rusya ve Türkiye'nin gayretleriyle bir süre yürüdü. Sonra yavaş yavaş bu Soçi süreci şeklinde devam etti. Soçi'de İran, Rusya ve Türkiye'nin üçlü toplantılarıyla sürdü. Biliyorsunuz Astana'da alınan karar çatışmasızlık bölgelerinin oluşturulmasıydı. Suriye sathında 4 çatışmasızlık bölgesi oluşturulmuş. Bunlardan bir tanesini ve İdlib'de Rusya ile Türkiye ortak olarak denetlemeye soyunmuşlar ve bu kararı almışlardı. Şimdi önümüzdeki dönemde bir kere çatışmasızlık bölgelerinin aslında tutmadığı gözüküyor. Çünkü eğer tutsaydı Doğu Guta'da yaşananlar yaşanmazdı. Önümüzdeki dönemde Türkiye'nin sorumlu olduğu ve 12 gözlemci misyonu kurulmasını hedeflediği İdlib'de, 9 tanesini kurabildiği İdlib'de ileride acaba yeni bir çatışma başlayacak mıdır, yeni bir gerginlik olacak mıdır? Bunları şu anda kestirmek mümkün değil. Ancak Astana süreci artık bence çatışmasızlık bölgelerinin de kurulmasından sonra misyonunu tamamlamış gibi gözüküyor. Bundan sonra muhalefetle rejim arasındaki bu yakınlaşma sürecini Cenevre'ye yansıtmak gerekiyor. Zaten zannediyorum uluslararası toplumun ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Suriye özel temsilcisi Demis Turan'ın da söylediği bundan sonra Cenevre'ye ağırlık vermemiz gerekir ifadesidir. Son bu kimyasal silahların kullanılması bahanesiyle ABD, Birleşik Krallık ve Fransa tarafından Suriye'ye yapılan darbe Cenevre'yi biraz tehlikeye sokmuştur. Çünkü bu Rusya'yı ve İran'ı bir şekilde tedirgin etmiştir. Rusya'nın bir şekilde kontrol ettiği veyahut da işte destek verdiği, yardımcı olduğu Suriye rejiminin Cenevre sürecinde biraz daha gönülsüz davranması beklenir. Dolayısıyla ben bu son saldırıyı maalesef barış görüşmelerine de olumlu bir katkı yapmamış bir davranış olarak görüyorum. Ama artık Astana'da devam edecek bir şey kalmadı bence. Bundan sonra bütün yoğunluğu Cenevre'ye vermek ve şu kimyasal saldırıyı da bir an evvel çözümlenmek, sonuçlandırmak. ABD, Fransa ve İngiltere'nin yapmış oldukları bu darbeyi de bir an evvel bunun üzerinden, işte bunun serpintilerinden kurtularak hızlı bir şekilde Cenevre'deki barış sürecine ağırlık vermek gerekiyor. Sayın Çeviköz, şimdilik çok teşekkür ederim. Bir saatimiz daha var. Eğer uygun olursanız özellikle iç siyasette hem bu Suriye'de yaşananlar hem Zeytin Dalı Harekatı, Afrin Harekatı yansımalarını konuşmak isteriz saat 23'ten itibaren. Uygun olursanız tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik teşekkür ederim size. Tabii, mersi. Evet, Sayın Ünal, şimdi hemen yine sol yanımdan devam edeyim. Biraz bu iç siyasete yansımalarına geçeceğim ama şimdi en son gelişme Amerika ile Rusya arasındaki bu duruma bağlı gelişme Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya'ya daha ağır yaptırımlar getireceğine yönelik bir Nikki Haley'den geldi açıklama. Dolayısıyla bu Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor. Çünkü hakikaten az önce Sayın Çeviköz'e de sordum. İki ülkeyle, bu iki süper güçle Türkiye'nin dost kalabilmesi bu aşamadan sonra olası mı? Hem Amerika'nın Rusya'ya yaptırımı hem de bu bağlamda nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi şöyle, bu bizi tekrar 2011'den bu yana Suriye krizinde yaptığımız yanlışlarla yüzleşmeye götürüyor. Aslında o yanlışları yapmış olmasaydık veya o yanlışlardan bu Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlıktan alınması, ondan sonraki işte 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlayan Rusya ile yakınlaşma vesaire döneminde biz hakikaten bir Suriye konusunda hem bir politika, bir zihniyet değişiminden ve bir politika değişiminden geçmiş olsaydık tam olarak bu ne olacaktı yani, hem Amerika ile ittifakımızı sürdürürdük. Ama aynı zamanda Amerika'nın girişimlerinden rahatsız olduğumuz konularda hem Amerika'yı uyarırdık. İşimize gelmediği yerlerde işte Fırat Kalkanı operasyonunda olduğu gibi, Afrin Harekatı'nda olduğu gibi gerekirse Amerika'yı karşımıza alacak şekilde alanda operasyon bile yapardık. Hem de Rusya'yla ve İran'la ilişkilerimizi de tıkır tıkır yürütürdük.
Hatta oraya doğru epeyce de yaklaştık. Hı hı. Yani geçen haftaki, tekrar vurgu yapmak istiyorum aynı konuya. Erdoğan, Putin ve Ruhani zirvesi bunun aslında bu politikayı kabullendiğimiz, bu politikayı sürdüreceğimiz görüntüsü de verdi. Fakat o bir saplantı var yani, bir Esad saplantısı ve biz diyoruz ki bu kimyasal saldırıyı Esad yaptı. İki, bu Esad'ın yönetimden uzaklaştırılması lazım. Şimdi herkesin, Amerikan basınını açıp okuyorsunuz veya diyelim ki İngilizce basın genel olarak, neredeyse aklı başındaki bütün basın yayın organları iddia edilen diye veriyor. Bir, kimyasal saldırıyla ilgili olarak iddia edilen diyor. İki, Suriye hükümeti içinde yaptığı iddia edilen diyor. Fransız basında genel olarak aynı çizgide. Hüseyin arkadaşımız yakinen takip ediyor. Alman basında aynı çizgide. Diğer dünyadaki yayın kuruluşları da büyük ölçüde benzeri veriyor. Şimdi biz buradan elimizde ne belgemiz var ki biz bunu Esad'ın yaptığı konusunda eminiz. Yani üstelik bu konuda askeri bir harekat düzenlemiş olan Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Fransa üst yönetimine sorular sorulduğunda onlar elimizde işte sosyal medya görüntüleri var demenin ötesine geçemedikleri bir dönemde biz neye sahibiz ve neden böyle söylüyoruz? İkincisi de zaten bu beyaz miğferlerin bu görüntüleri servis etmesinin ardından neredeyse saniyeler, dakikalar sonra Türk üst düzey yetkililerinin peş peşe işte Esad rejimi bunun hesabını verecektir, katil Esad bunun hesabını verecektir diye açıklamalar yapmış olmaları. Şimdi bu bir dış politika planlaması malzemesi olamaz böyle. Yani böyle bir şey yapamazsınız. Anlatabildim mi? İkinci bir şey, şimdi diyoruz ki efendim Esad'ın oradan götürülmesi lazım. Esad'ın oradan gönderilmesi lazım. Şimdi biz burada bunu iki açıdan analiz etmek durumundayız. Birinci analizimiz şu. A. Esad oradan hakikaten gönderilebilir mi? Bu mümkün mü? Mevcut şartlar dikkate alındığında, mevcut konjonktürdeki bütün aktörlerin tavır ve tutumları dikkatle incelendiğinde böyle bir şey gerçekçi değil. Neden gerçekçi değil? Bırakın yani başka ülkeleri mesela Rusya'yı, İran'ı veya başka pek çok komşu ülkeyi onların Esad'ın gitmesini isteyip istememesini, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Fransa'nın Esad'ın gitmesini istedikleri meçhul. Yani orada da yani bir yandan Esad hükümetine karşı böyle bir operasyon düzenliyorlar ama yani o konuda da zaman zaman açıklamalar var değil pek mi? Pek tabii. Ay şöyle yani çünkü farklı. Esad onlar da farkındalar ki Esad'ı oradan indirebilmek mümkün değil. Bunun en güzel cevabını da Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanı Votel verdi. Nerede? Amerikan Kongresi'nde kendisine sorulan sorulara verdiği cevapta dedi ki Esad'ı devirecek bir muhalefet yok. Yakın zamanda biz de gayret etsek demeye getirdi. Esad'ı devirecek büyüklükte ve güçte bir muhalefet oluşturmak mümkün görünmüyor dedi. Evet. Şimdi dolayısıyla bütün bunlar ortadayken biz Esad'ın oradan gönderilmesi işine niye taktık? Bu işin ikinci analizi de bu şeyin yani Çavuşoğlu'nun ısrarla efendim işte Esad'ın oradan gönderilmesini istiyoruz. Şimdi bu istemekle olmaz ki. Bir ülkeyi kimin yöneteceğine başka bir ülkenin yöneticileri karar veremez. Ve bu çok tehlikeli. Yani, hayır, bir de üstelik yapılan müdahale hani toprak bütünlüğü, Suriye'nin egemenliği. Efendim bu bir de tehlikeli bir başlangıçtır. Evet. Şimdi siz derseniz ki efendim bu eli kanlı bir katildir, bir terör diktatördür vesairedir. Başkaları da size başka şeyler taka. Hı hı. Tamam mı? Yani yarın seçimler olur. Amerikalılar, Batılılar der ki seçimlerde hile yaptı Tayyip Erdoğan der. Öyle seçildi der. Şöyle oldu der. Zaten burada böyleydi. Orada şöyleydi. Ülkede şu kadar gazeteci içeride der. İşte basın özgürlüğü yok der. Yargı bağımsız değil der. Bilmem ne der. Bu rejim meşruiyetini kaybetmiştir der. Sizin de aynı tartışmayla yüz yüze gelmeniz söz konusu olur. Yani hükümet hocam, burada... Kendi saplantısı yüzünden ben bitirmek üzereyim zaten. Peki. Kendi saplantısı yüzünden kendi ayağına kurşun sıkıyor. Yani bu tartışmayı başlatmak yanlış bir şey. Bu şeye benziyor.
son bir şey. Trump'ın işte ben Amerikan Silahlı Kuvvetleri'ne müdahale için emir verdim derken Putin'e de bir çağrısı var. O da diyor ki bizim kendi anladığımız ifadeyle söylemek gerekirse ey Putin diyor. Bak sana söylüyorum. Kullandığı bir kelime var. Ben bunu kullansam herhalde Rütük sizi uyarır. Kendisi diyor ya Esad için. Yani akıllara ziyan bir kelime kullanıyor. Bir ülkenin meşru devlet başkanı için ayıp günahtır yani. Bu kelimeyi kullanması. Şeyi diyorsunuz, Trump'ı diyorsunuz. Evet evet Trump ben kullanıyor. Ben Almancasını söyleyeyim de cezayı almasın. Ben İngilizce söyleyeyim. Animal diyor yani. Almancası biz onu haberde kullandık ama tırnak içi dedi. Hayvan tırnak diyor. İçinde diyor tırnak ki içi hayvan. Hayvan ve gazla kendi halkını öldüren bir diktatörle işbirliği yapma diyor Rusya. Peki şimdi ya insan bir kendisine şöyle bir ayna tutar. Soğuk Savaş'ın tarihi kısmen de Amerika açısından bakıldığında kirli, böyle meşruiyeti olmayan diktatörlüklerle veya seçilmiş iktidarları yerinden ederek onların yerine gelen ve Amerika tarafından desteklenen cuntalarla Amerika'nın ilişkileri tarihine benzer. Şimdi Amerika'nın aynı bölgede yani Orta Doğu'daki en güvendiği müttefiki kim? Suudi Arabistan. Çok cici bir diktatörlük. Yani Esad kötü, Suudi Arabistan cici. Hani böyle bir laf var ya Anadolu'da başka ne diyeyim yani ört kölem denir hani. Bu da böyle bir şey yani. Şimdi ben biraz bu tarafa doğru çekeyim. Hasan Bey'in söylediklerinin üzerine biraz farklı olacağını düşündüğüm bir yaklaşımla gelmeye çalışayım. Az evvelsin Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamasını okumanızla birlikte benim geçen haftadan beri söylemeye çalıştığım, anlatmaya çalıştığım Türkiye'nin bir arabulucu olma şansı var analizimi şimdi geri çekiyorum. Bu açıklamadan sonra olmaz. Neden olmaz? Türkiye bu rejim gitsin dediği anda taraf oluyor. Taraf olduğu anda da böyle bir konuma gelmesi mümkün değil. Bu hükümetin haklı veya haksız olduğu sonucunu çıkarmaz. Bu siyasi bir karar. Cumhurbaşkanının da takip ettiği bir politika. Ama yani Beşar Esad rejimi gitsin demek biz Rusya ile işbirliği yapmak istemiyoruz demektir aynı zamanda. Evet. Çünkü Rusya Beşar Esad rejiminin kalması için uğraşıyor. Resmi olarak da davetli. Az önce siz söylediniz Astana, öyle geldi. Astana anlaşmasıyla da Türkiye zaten oradaki sistemin devamından yana. Yani kimi korumak istiyor Türkiye? Teorik olarak söyleyelim. Biz Suriye'nin sınırsal bütünlüğünü koruyacağız. Güzel. Sınırsal bütünlüğü temsil eden kim? Şam rejimi. Şam'da kim var? Beşar Esad var. Şimdi araya Almanya girdi az evvel. Alman basınında yayınlanan şey. Almanya'nın bir arabulucu olarak bu ülkeler arasında tek ülke olarak yer alabileceğini söylüyor. Yani biz şimdi burada rolü Almanya'ya kaptırmaya başladık. Geçmiş olsun denir buna. Evet, aynı. Yani, demin yani çok iyi oldu. Bu şöyle önemli çünkü Merkel geri çekildi. Aklı bir biçimde hem Rusya ile ilişkileri var. Hem Amerika ile ilişkileri var. Hatta ve hatta şimdi Rusya ile Almanya arasındaki ilişkileri düzeltebilmek için Suriye bir fırsat oldu. Sonuç. Dışişleri Bakanı'nın bu açıklamasıyla bu rejim gitsin açıklaması Türkiye'nin eline gelmiş çok önemli bir kozu kaybetmesi anlamına gelir. Bu benim analizim. Bu Rusya ile Türkiye arasında bir gerginliğe neden olacak. Yani Putin'in yani bu açıklamalara uzun süreli olarak herhalde tepkisiz kalacağını düşünmüyorum. Şu anda tepkisiz kalabilir ama Ruslar hep satranç oynadıkları için 2-3 hamle sonrasını hesaplar. Putin farklı bir lider. Bir şey daha belki söylemek lazım bu çerçevede. Şimdi özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin öncülüğünü çekti Fransa, İngiltere ve Fransa, İngiltere ve Amerika. Şimdi bunlar Batı dünyasının şu anda önde olan güçleri, nükleer güçleri. Hı hı. Tamam. Türkiye de orada, Türkiye'nin Batı dünyasından ayrılmaması gerektiği yönde Cumhurbaşkanı ağzından söylüyorum. Yani Türkiye'nin NATO'dan ayrılması söz konusu değil. Öyle bir şey yok. Biz Batılı dostlarımızla birlikte hareket edeceğiz. Arkadaşımız ne der bilmiyorum ama Türkiye'de özellikle Türkiye'nin NATO'dan çıkmasını isteyen belli kesimler var. Mesela Doğu Perinçek onlardan bir tanesi. Dün yaptığı konuşmayla bence Doğu Perinçek AKP ile tam köprüleri atmış durumda. Uyumu bozdu. Çünkü
Onun açıklaması dediğim gibi şeyde Türkiye'deki daha önce şey içerisinde de yani hükümeti destekleyen basın ve entelektüeller arasında da böyle bir tartışma vardı. Ama Türkiye'nin NATO'dan ayrılması mümkün değil. Bakın şöyle bir şey. İki tane örnek vereyim. Bir tanesi diyor ki operasyon başlamadan önce bize haber verildi. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Biz oyun oynuyoruz. Sen oyun dışısın. Sen bekle. Oyunun sonucunu sana bildireceğiz. Ama bu, haberin olsun. Evet yani bu yani ne haber kadar haberse artık. Haber vermeleri o kadar şey değil. Türkiye oyuncu mu değil mi? Biz Türkiye'nin oyuncu olması gerektiği düşüncesinden hareket ediyoruz. Diğeri yine Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın bir açıklaması vardı. Bana göre çok ilginç bir şey. İncirlik kullanılmadı. Hı hı. Şimdi İncirlik kullanılmadı cümlesini ben uluslararası ilişkilerci olarak yorumluyorum. Hakikaten bu işin kitabını da okuduk, evet, yazdık. Evet. O anlamda söylüyorum. Ya bu bir anlam ifade etmiyor ki. Yani İncirlik'i niye kullansın? Yani operasyon zaten başka taraftan yapılıyor. Yani İncirlik'ten füzeler atılmıyor zaten. İncirlik'ten uçaklar kalkar. Onların da rakamları bellidir. Acaba şunu mu demek istiyor? Ben bakın biz müsaade etmedik. Rusya'ya mesaj veriyor olabilir. Bak Rusya ben İncirlik üssünü kullanmadım. Yani yanlış anlama diyebilir. Bunun varacağı nokta nedir? Ben yani bir akademisyen olarak şimdi geçen haftadan beri ısrarla Türkiye'nin elinde çok büyük bir fırsat var. Yani tarafta, her iki tarafta da konuşabilecek yeteneğe sahip bir bölgesel güç olarak Türkiye daha barışa doğru, Suriye'yi barışa doğru götürebilir bir politikanın takip edebileceği düşüncesinden şimdi geri adım atıyorum. Hayır, Türkiye şansı kaybediyorum ve bunun da çok ama iyi bir hocam, şey olmadığını düşünüyorum. Başından beri çok fırsat geçmedi mi Türkiye'nin elinde? Bilemiyorum. En ben, başta bilemiyorum. Vardı ben şimdi anlatıyorum. Yani olma şu son açıklama, elinde. Yani rejim gitsin açıklaması İran'ın ve Rusya'nın Türkiye'li olan Ankara'da, Beştepe'de varmış oldukları mutabakata aykırı. Oradaki mutabakat neydi geçen haftaya kadar? Suriye'nin değil mi rejimin, Şam rejimi deyin, Beşar Esad rejimi deyin, ne derseniz deyin, onun sınırsal bütünlüğünü toprak korumakla yükümlü ve üçünün de kullandığı bir kavram vardı. Hasan Bey de değişik şeylerde yorum yaptı. Terörist kavramı. Demek ki onların kullandığı terör kavramıyla Türkiye'nin kullandığı terör kavramında da bir farklılık var. O zaman Astana süreci, Ünal Bey az evvel çok kısa değindi, başarısız o zaman. Astana sürecinin başarılı olabilmesi için Türkiye'nin bu iki güçle birlikte hareket etmesi lazım. Bu açıklamadan sonra bunu yapamaz. Çünkü İran daha Ali Hamene'yi yeni açıkladı. Biz Suriye ile birlikteyiz. Rusya zaten orada. Zaten. Şimdi siz o zaman bu ittifaktan da çekilmek zorunda kalacaksınız. Ben merak ediyorum. Oyun dışı mı kaldı yani Türkiye? Büyük bir fırsat yitirdi diye düşünüyorum. Bir de İnal Bey... Evet, Ünal Bey Çeviköz, Yevgeni Primakov'dan söz etti. Eski Sovyetler Birliği Dışişleri Bakanı. Şimdi Yevgeni Primakov'un anıları vardır. Yevgeni Primakov'un anılarını okumadan Orta Doğu'yu Rusya'nın, Sovyetlerin gözünden anlamamış olursunuz eğer okumazsanız. Çünkü bu bir günde olan bir şey değil. Yani Orta Doğu kavramı Sovyetler Birliği için çok önemliydi. Oradaki Batist rejimleri, seküler rejimleri destekliyordu. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra da Putin'in özellikle 2000'li yıllardan sonra Orta Doğu'ya yaklaşımı Rusya'nın tekrar bu bölgeye bir şekilde gelmesiydi. Ve Suriye'deki olaylarla birlikte Rusya da bunu başardı. Yani Rusya artık Orta Doğu'da. Şimdi Dışişleri Bakanlığı'nın yani Lavrov'un açıklamalarını da iyi okumak lazım. Bakın Ruslar şöyle tepki veriyor. Bunu dinleyicilerimiz anlasınlar. Ruslar ilişkiler iyi ise bir şey demezler. Kötüye doğru gidiyorsa kötü yapıyorsunuz demezler. Başka bir noktaya işaret eder. Afrin'den çıkın, teslim edin. Veyahut da biz şunu almayacağız. Yani onların yaptırım uygulamaları, sözleri, cümleleri bana göre Türkiye'deki yönetenlerin çoğunluğu tarafından önüz anlaşılabilmiş değil. Yani hükümetin ve Cumhurbaşkanı'nın bana göre, Rusya uzmanları kim bilmiyorum ama en azından baktığım kadarıyla Rusya uzmanı olarak tanımlayabileceğim biri yok, öyle diyeyim. Anladım. Yani gerçekten Rusya'yı bilen, o mantığı anlayan
Yani bir araya gelmek ayrı bir şey. Bir araya gelirsiniz, konuşursunuz, anlaşma imzalarsınız. Enerji anlaşması, nükleer enerji. Bu o değil. Bu bunun bambaşka üzerinde büyük bir şey. Yani büyük oyun diye bir kavram var. Yani 19. yüzyılın büyük oyunu 21. yüzyılda yeni büyük oyun diye tanımlanıyor. Bu coğrafyada Orta Asya'yı Kafkasya'ya, Orta Doğu'ya bağlayan yeni hatların, yeni düzenlemelerin yapıldığı bir noktada Rusya'nın ve bu kadar da yakınlaşmışsınız son dönemlerde, bana göre Rusya politikalarını Türkiye'nin, Ruslar bile anlamakta zorluk çekiyor. Çünkü bir entelektüel ve siyasi istikrarın olması lazım. Yani birlikte gidiyoruz, üç kişi gidiyoruz şeye. Kusura bakmayın, sizi Beşar Esad gibi görmüyorum ama yani Beşar Esad rejimi şeklinde düşünelim. Biz birlikte gidiyoruz. Diyoruz ki arkadaşı şey yapacağız. Sonra siz ikiniz ayrılıyorsunuz. Ben diyorum ki ya bu adam gitsin. Siz de bana diyorsunuz ki kardeşim sen, siz bizimle Astana'ya geldin, Soçi'ye geldin, Beştepe'ye geldin. E şimdi bu nereden çıktı? Çünkü arkadaş da diyor ki ben bir şey yapmadım. Ben yasal, meşru bir ülkeyim. Bunu Türkiye'de anlatamıyoruz. Yani anlamamakta da ısrar ediyorlar. Ama ben yine de söyleyeyim. Suriye, Birleşmiş Milletler'in şu anda yasal bir üyesidir. Meşru bir yönetimdir. Cenevre'deki görüşmelerde ana ülkelerden biridir. Rusya'nın orada bulunması resmi davet üzerinedir. Aksi takdirde Türkiye şunu sorabilir. Yani Türkiye Cumhurbaşkanı veyahut da Başbakanı veyahut da eğer kimse Putin'e sorabilir. Şeker kardeşim sen ne işin var senin Suriye'de? Bak orada bir devlet yok. Benim tanımadığım biri var. Senin tanımadığın... Nitekim Amerika'ya sorabiliyoruz. Tabii şöyle... Sen niye oradasın diye. Ama Rusya'ya hiçbirimiz soramıyoruz. Tabii şunu şu açıdan hani izleyicilerin ve bizi takip edenlerin anlaması açısından. Yani biz burada sonuç olarak Türkiye'nin ulusal çıkarlarını, Türkiye'nin dış politikasının daha iyi olması, daha az hata yapılması yönünde görüş ifade etmeye çalışıyoruz. Evet. Yani tarihten örnekler alarak yanlış yapılmasın. Çünkü yanlış yapılmaya başlandığı anda bunu geriye çevirmek çok zor. Bir cümle, bir cümle. Önder Bey'in sözü. Kriz yaşandı. Adamların uçağını vurduk. Şimdi Emevi Camii'nin işte tekrar açılması için uğraşan şahıs, dönemin Dışişleri Bakanı ne diyordu? Başbakan. Başbakan. Ben tekrar emir veririm. Bir tane cümle. Şimdi ya bunu söylemeyin. Yani bunu söylemeyin. Veyahut da söylüyorsanız arkasında durun. Ben bu ülkenin dış politikasını yazan, çizen, anlatan biri olarak. Yani ne kadar az yanlış yaparsak o kadar iyi olur diye işte bu televizyon kanallarından anlatmaya çalışıyoruz. Ve özellikle Rusya örneğinde ikinci bir hata yapmayalım. Yani ya susalım, durumlar nereye götürecek? Hı. Yani ne gereği var şimdi akşam üzeri bu açıklamayı yapmanın ne anlamı var? Bırak bakalım önce bir görüşsün, şey yapsın. Yani bu entelektüel bir zayıflığın ötesinde siyasi öngörüsüzlük de olabilir. Yani şimdi akşam üzeri bunu dedi, iki saat sonra Almanya açıklama yaptı. Biz taraf ya oluruz diye. Geldi, hemen kontrol etsinler, Der Spiegel online'ı açsınlar, açıklamayı görün. Almanya'nın açıklamasını, şimdi biz milleti uyuyor zannetmeyelim. Böyle bir şey yok. Ve Almanya pat diye patladı. İş siyaset gibi görüyoruz biraz ve hocam. Ve uluslararası politika sahipsiz değil. Bir, çok kısa hocam, bir saniye. Hocam Önder Bey'e söz vereceğim. 4 dakikamız çok kısa. Pardon. Lütfen. Pardon. İkinci bölümde size daha fazla söz vermeyi düşünüyorum Önder Bey. Kusura bakmayın. Şimdi Suriye'den konuşuyoruz ama Suriye dışında bütün ülkelerin açıklamaları, oradaki müdahaleleri dahli var. Türkiye oyun dışı mı kaldı diyoruz. Bunları konuşmak aslında hani uluslararası politika açısından son derece düşündürücü bir ülkeden. Üstelik bir ülkenin toprak bütünlüğünü sağlamak için bütün bunlar oluyor ama Suriye'nin söz hakkı yok. Türkiye'nin pozisyonu ile ilgili ne düşünüyorsunuz bu konuda Önder Bey? Yani şimdi ben bütün bu konulardaki hocalarımızın söylediği Türkiye'nin ulusal çıkarlarını savunan bir politika izlemesi, bağımsız bir dış politika izleyebilmesi, Suriye'de, Orta Doğu'da Amerika'nın operasyonlarının, Büyük Orta Doğu Projesi'nin dışında kalabilmesi gibi şeyler bir niyetten bağımsız. Bir, hocam söyledi, NATO'dan çıkma. Evet, ben de bir
altıncı filolara hayır diyen denizlerin, mahillerin geleneğinin takipçisi olan bir devrimci olarak söyleyeyim. Evet, Türkiye'nin bütün bunları yapabilmesi için ulusal çıkarlarını savunması, bağımsız bir dış politikaya sahip olabilmesi için evet NATO'dan çıkması, İncirlik üssülerini kapatması, Amerika ile ekonomik bağımlılık ilişkilerine son vermesi gerekir. Böyle bir iktidar değil karşı karşıya olduğumuz. Şimdi Doğu Perinçek örneğini verdi hocam. Şunu da hani ben söylemek durumundayım. Doğu Perinçek de bu geleneğin temsilcisi biri de değildir. Doğu Perinçek'in bugün bence bu gelişmeler konusunda konuşacak bir yüzünün olmaması gerekir. Ben onu bilemem. Ben dünkü açıklaması üzerinden size, yorum yaptım. Size ilişkin söylemiyorum. Tamam. Şundan söylüyorum. Evet. Bir süredir AKP'nin siyasetçi olunca yorum yapıyoruz. anti-Amerikancı olduğunu, bir süredir AKP'nin anti-emperyalist olduğuna toplumu inandırmaya çalışıyor ve bütün toplumu AKP'nin ve Erdoğan'ın rejiminin arkasına dizmeye çalışan bir politika izlediler ve gördüğümüz tablo işte burada tartışıyoruz iki gündür. Evet, Amerika gemisi bu kıyıya yaklaştığı anda AKP iktidarı o gemiyi atlamak için bütün bunları izledi. Yani Rusya ile kendi ifadeleriyle konjonktürel ittifak esas olarak stratejik müttefik olarak gördükleri Amerika ile yeniden kabul için yapılan taktik hamlelerdi ve dolayısıyla böyle bir pozisyon ortaya çıktığı anda Amerikan gemisine atlamayı tercih ettiler. O yüzden şimdi Mevlüt Çavuşoğlu'nun yaptığı açıklama hakikaten rejim değişmeli açıklaması sürpriz bir açıklama değil. Türkiye'yi bu felaketin içine sürükleyen söyledikleri gibi işte milli politika, yerli politika ne zaman izlediler? Aslında bütünüyle Amerika'nın hedeflerine bağlı cihatçı, mezhepçi, işte yeni Osmanlıcı dedikleri Amerika'nın ortaya çıkardığı yıkım içerisinde Suriye'de bir cihatçı iktidar alanı oluşturmak için böylesi bir projenin, böylesi bir operasyonun içine Türkiye'yi soktular. Bakın Orta Doğu dağıldı. Etnik ve mezhepsel olarak dağıldı. Suriye paramparça. Ne dersek diyelim. Şimdi Rusya mı daha etkin? Esad kalır. Öbürü gider mi? Ama bütün hadise şöyle. Basra Arap oldu. Irak diye bir bütünlük yok. Libya yok zaten artık. Suriye dediğimiz, evet rejim belli bir bölgede iktidarını koruyor ama Suriye fiilen parçalanmış durumda. Ve Amerika bütün bunları yaparken bölgeyi etnik temelde, mezhepsel temelde halkları birbirine kırdıracak büyük bir kaosu yaratırken Türkiye'yi AKP iktidarı oraya soktu. Ve bakın Türkiye'de de hiç öyle dağılmış pazar yerlerine benziyor. Bizim memleket de öyle Suriye'den farklı değil. Türkiye'de toplumun birbirine düşmanlığının bu kadar keskinleştiği, birlikte yaşam imkanlarının bu kadar zedelendiği bir dönem de yok. Dolayısıyla bizim bu felakete AKP iktidarı Türkiye'yi sokmaya devam ediyor. Bunu bir imkan olarak görüyorlar. Şimdi bir rejim değişikliği şeyleri tekrar canlandı. Yani bu Amerika bombaladı. İşte bir tarihsel olarak bir utanç değil midir? İçimiz soğumadı. Evet. Yani Amerikan bombasının bu kadar sevdalısı olmak, işte 6. filo önünde secdeye durdu diyorlardık. İşte benzer bir şey, Amerikan bombası atıldı. Hani biraz rahatladılar ama ne diyor? Bizim henüz içimiz soğumadı. Biraz daha Amerikan bombası istiyoruz. Ya bu işte siyasal İslamcı iktidarın en özü budur. Ve bizim bunu görmemiz, buna karşı bir mücadelenin örgütlenmesi lazım ki Türkiye gerçekten bu felaketin dışına çıksın. Türkiye'nin bu Orta Doğu felaketinin, bu Suriye'deki Amerikan'ın yarattığı kaosun dışına çıkartılması lazım. Ve bu iktidarın politikalarıyla mümkün değil. Bu iktidar diyalog kursun, şunu yapsın, bunu yapsın mümkün değil. Evet, bunu, çıkabilir mi bu noktadan evet. Sonra aslında biraz da onu konuşuyoruz. Suriye'yi konuşurken Türkiye artık suları ters akıtabilir mi? Kısa bir aramız evet. Var. Devam edeceğiz sevgili seyirciler. Biliyorsunuz Ünal Çeviköz de İstanbul'dan yayınımıza katılıyor. Saat başında tekrar birlikteyiz. Evet, devam ediyoruz sevgili seyirciler. Konuklarım İstanbul'da Sayın Ünal Çeviköz, Sayın Hasan Ünal, Sayın Hüseyin Bağcı ve Sayın Önder İşleyen'le son bölümdeyiz artık. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye saldırısı, İngiltere ve Fransa destekli. Türkiye'yi bağlayan noktalar bundan sonra ne olacak? Özellikle Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamasından sonra az önce geçtiğimiz bölümde konuştuk. Türkiye acaba artık oyun dışı mı kaldı? Ama bir yandan da biliyorsunuz Suriye'de devam eden Afrin Harekatı var. Nasıl olacak, ne yapacak Türkiye bu noktadan sonra? Şimdi iç siyasetle de tabii yakından ilişkili bunlar ama önümüzde bir 2019 seçimleri var. Diyoruz ki hep biz bu operasyonun başlamasından bu yana Suriye rejimiyle, Beşar Esad'la, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la
doğrudan bir görüşme yapılmalı mıydı? Yapılabilir mi? Bir yandan da 2019 seçimleri var. Böyle bir proje şu anda dondurulmuş olarak bekletiliyor olabilir mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Esad da Esed oldu biliyorsunuz. Son esen rüzgarlarla birlikte bir türlü ortalama bir durum yaratılamıyor. Sayın Ünal Çeviköz'e dönmek istiyorum, İstanbul'dan konuğumuz. Ona da soracağım soruyu. Sayın Çeviköz, tekrar merhaba efendim. Merhaba. Evet, bir toparlama yaptım. Esad'la görüşme, Suriye rejimiyle görüşme 2019 seçimlerinden sonraya kalabilir mi? Bir iç siyaset malzemesi olarak kullanılabilir mi? 2019 seçimlerine kadar Esad'la olan bu gerginlik ne düşünüyorsunuz bu konuda? Şimdi bakınız, Türkiye'de aslında dış politika Cumhuriyet döneminde şimdiye kadar görülmemiş kadar iç politikaya alet edildi. Dış politika ile ilgili hemen atılan her adım iç politik mülazalarla yapılıyor ve mutlaka ondan bir iç politika getirisi hedefleniyor. Bundan nemalanmaya çalışılıyor. Bunu tabii Suriye ile ilgili olarak da görmek mümkün. Bilhassa Elbap operasyonu, Afrin operasyonu gibi operasyonlara bakıldığında da bunlardan da mutlaka bir iç politika dinamiği yaratmak ve oradan bazı avantajlar elde edilmek istendi. En azından AKP'nin metal yorgunluğu içine girdiği söylenleri Afrin operasyonu ile birlikte bu ikisi birbirine bağlandı. Operasyonu metal yorgunluğunu da aştık dendi. Şimdi bütün bunları düşündüğümüzde bir iç politika bağlantısı var. Yalnız ben bunun Suriye'deki Şam yönetimiyle görüşme şeklinde dönüşeceğini sanmıyorum. Duyuyor musunuz? Devam edeyim mi? Çünkü dondu gibi geldi. Görüntü ben dondu de ama ekranda. Biz sizi dönüyoruz Sayın Çeviköz. Devam edin lütfen. Alo, duyuyor musunuz? Duyuyoruz efendim, buyurun. Ben devam ediyorum, duyuyorsunuz varsayıyorum. Evet, evet. Bunun seçimlerle endeksleneceğini zannetmiyorum. Çünkü o kadar kuvvetli bir şekilde kendini Esad karşıtı olarak tanımladı ki AKP hükümeti. Bunun geri dönüşünü çok zor görüyorum. İnandırıcılığını, güvenliğini, güvenilirliğini tamamen kaybetmiş durumdadır AKP hükümeti. Onun için bu konuda dış politika açısından Suriye ile ilgili olarak atabileceği bir adım da kalmamıştır. Topyekun Suriye politikasının ciddi bir şekilde revizyona tabi tutulması gerekir. Ben bu koşullarda mevcut hükümetin Suriye ile ilgili Türkiye'nin gerçekten izlemesi gereken doğru bir dış politikayı izleyebileceğine inanmıyorum. Hükümetle, AKP hükümetiyle bu asla mümkün değil diyorsunuz. Mümkün olmadığını düşünüyorum. Çünkü biraz evvel zaten orada değerli konuşmacılar da bunu vurguladılar. Türkiye çok önemli şansları kaçırmıştır. Astana süreciyle başlayan dönemde aslında muhalefetle rejimi bir araya getirebilme imkanını sağlamıştır. Bundan yararlanabilmesi gerekirdi. Bunun üzerine inşa etmesi, hatta bölgede barışı sağlayabilecek bir aktör haline gelebilmesi gerekirdi. Bunları maalesef kaçırdı. Bundan sonra da geri dönüşünü çok zor görüyorum. Çünkü yine biraz evvel konuşuldu, Astana sürecini dahi aslında Türkiye bazı söylemleriyle tehlikeye sokmuştur. İran'la ve Rusya'yla 10 gün evvel el ele kol kola bir dayanışma görüntüsü veriyorsunuz. Bunun arkasından işte Suriye'ye atılan Tomahawk'ları büyük bir coşkuyla karşılıyorsunuz. Buna alkış tutuyorsunuz ve keşke daha fazlası yapılsaydı, bu bizim içimizi serinletmedi diye söylemlerle karşı karşıya kalıyoruz. Şimdi bunlara baktığınız zaman Türkiye'nin hakikaten Suriye politikasının dingin aklı başında sağlam bir dış politika olmadığı gözüküyor. Bu ideolojik bakışla da bu hükümetin daha düzgün bir dış politika güdebilmesini de zor görüyorum. Hep Suriye'yi konuşuyoruz ama hazır bu fırsatı yakalamışken, hep Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın
öyle sıcak gündemlerde ey diye birçok Avrupa liderine seslenişi hafızalarımızda. Zaten hafızada tutmaya gerek yok. Her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Dolayısıyla sadece Suriye konusunda değil, başka diğer konularda da dış politikada AKP hükümetinin bundan sonra sağlıklı ilişkiler kurabilme adına doğru adımlar atabileceğini düşünüyor musunuz? Şimdi Türkiye'nin dış politikada en önemli eksikliklerinden ve hatalarından birisi küresel görememesidir. Yani dış politika dendiği zaman sadece sınırın hemen ötesi şeklinde görmemek, böyle okumamak gerekir. Dış politika topyekün uluslararası ilişkiler bütünüdür. Türkiye dış politikasını planlarken, bir dış politika stratejisi geliştirirken her yerdeki küresel gelişmeleri de dikkate almak durumundadır. Daha geniş planda örneğin Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya arasındaki ilişkileri, Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki ilişkileri, AB ile ABD arasındaki ilişkileri, örneğin transatlantik ticaret ve yatırım ortaklığının geleceğiyle ilgili düşünceleri, bunları aslında bir arada değerlendirmek ve bölge politikalarını da buna göre inşa etmek gerekir. Türkiye'nin fevkalade çizgisel bir dış politikası var. Yani bir stratejik bakış açısı eksikliği görüyorum dış politikada. Bu stratejik bakış açısı eksikliği de Türkiye'nin Suriye'ye bakarken büyük resmi görememesine, Suriye üzerinden Türkiye'nin Batı ile ilişkilerini, Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerini, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerini, bütün bunların geleceğini okuyamaması sonucunu doğuruyor. Bu da tamamen dış politikayı iç politikaya alet etmekten kaynaklanıyor. Eğer Türkiye dış politikayı bu şekilde araçsallaştırmaktan kendini kurtarabilirse, sağlıklı bir iyi komşuluk anlayışı üzerine bir Orta Doğu politikası geliştirebilirse ve Orta Doğu için geliştirdiği politikanın Türkiye'nin Batı ve demokratik ülkeler camiasına aidiyetini güçlendirecek bir şekilde bunu yürütebilirse, o zaman sağlıklı bir dış politika uygulamasına kavuşabilir. Ben son 15 yılda böyle bir başarılı çizgi göremediğim için bunun en kısa zamanda değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Peki, genel bir değerlendirme de yaptınız Sayın Çeviköz. Bu gece için çok teşekkür ediyoruz efendim size. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar dilerim. İyi akşamlar, sağ olun. Sayın İşleyen, hemen size dönmek istiyorum bu noktada. Şimdi az önce Sayın Çeviköz'e de bu dış politikada atılması gereken adımlar noktasında özellikle Avrupa'nın bize yüklendiği işte hukuk ve demokrasi yoksunluğu son dönemde artık ayyuka çıkan işte 15 Temmuz darbe girişimi sonrası olağanüstü halin ilan edilmesi, işte birçok tutukluluk, gözaltı vesaire. Dolayısıyla Türkiye'nin bu demokrasi yolunda aldığı ciddi yaralar, Avrupa ile ve tabii diğer dünya ülkeleriyle kurulacak ilişkiler noktasında nereye koyar Türkiye'yi, ne kadar belirleyici olacak, ne getirir ne götürür? Buradan devam edelim. Şimdi Türkiye'nin Avrupa ile ilişkileri hem Suriye bağlamında da baktığımızda bir kere Batı'nın buradaki günahı, Orta Doğu'daki günahı ve Batı'nın aslında Türkiye'de AKP iktidarını Türkiye'de iktidara taşıyan uzun süre en önemli kuvvetlerden biri Amerika ve Batı Avrupa devletleriydi ve aslında Türkiye'deki bir rejim değişikliğini desteklediler. Şimdi Türkiye dış politikasındaki değişiklikleri irdelerken esas olarak AKP dönemiyle birlikte Osmanlı bakiyesine geri dönmek diye ifade edilen aslında Batı'nın ve Amerika'nın Orta Doğu'daki egemenlik alanına yardımcı olacak bir siyasal İslamcı rejim değişikliğine gitti Türkiye. Ve bütün bu süreçte Batı ve Amerika tarafından AKP iktidarı desteklendi ve rejim değişikliği büyük oranda onlar eliyle gerçekleşti. O yüzden Batı'nın Türkiye'de demokrasi ve özgürlükleri bugün de dert edeceğini düşünmek, Amerika'nın, Trump'ın işte bunları dert edeceğini düşünmek çok gerçekçi değil. Türkiye'nin bir değişime ihtiyacı var. Dış politikada da gerçekçi bir temele, bağımsız bir ulusal çıkarları, halkın çıkarlarını, sadece Türkiye halkının değil, bölge halklarının çıkarlarını savunabilen bir dış politikaya yönelebilmesi için de Türkiye'nin bir değişikliğe ihtiyacı var. Bu değişiklik şudur, Türkiye'nin siyasal İslamcı iktidardan, bu zihniyetten kurtulması gerekir. Bu değişikliği gerçekleştirmeksizin, Türkiye'de Avrupa eliyle, Amerika eliyle, başka tür Rusya ile olan ilişkiyle Türkiye'nin
düzlüğe çıkma imkanının olmadığının ben altını çizmek isterim. Çünkü şimdi şeye bakalım, işte Orta Doğu'da izlenen politikalara bakalım. Hakikaten AKP bölgeyi göremediği için değil. AKP'nin iki tane temel stratejisi var. Bir tanesi baştan beri ifade ediyoruz. Amerika ile ortak, müttefik, onun yıkım alanı içerisinde siyaset yapmak istiyor. İkincisi de onun altında kendi özel bir planı var. Aslında o özel plan mezhepçilikle, fetihçilikle de ifade ettiğimiz Amerika'nın yarattığı yıkım içerisinde kendini özel bir iktidar alanı oluşturma. Şam'da işte Emevi Camii'nde namaz kılma meselesi bitmez. Bunun imkanı ortaya çıktığı anda bakın işte tekrar niye canlandı? Aslında en temelde, en geride böyle bir şey var. Ve şunu da açık bizim en azından kendi perspektifimiz olarak söylememiz gerekir. Suriye'nin geleceğini tabii ki Amerika mahvetmiştir ama Rusya da kurtaramaz. Yani bununla da olmaz. Aslında burada söylenmesi gereken şey Amerika, Rusya dahil olmak üzere, Türkiye de dahil olmak üzere tüm yabancı güçlerin Suriye'den çekilmesi, gerçek bir çözümün, Suriye halklarının kendi geleceği hakkında karar verebileceği bir ortamın yaratılması için mücadele edilmesi gerekir. Bu fikrin geliştirilmesi için mücadele edilmesi gerekir. Orta Doğu'da Amerikan yıkımını önlemek için, oradaki devletler arasındaki, halklar arasındaki dayanışmayı geliştirmek için, bu fikri kuvvetlendirmek için mücadele edilmesi gerekir. Dolayısıyla tüm bunlar için, burada da biraz önce de ifade edildi, AKP bunları yapabilir mi? Bu zihniyet bunu yapar. Bunun ötesini yapamaz. O yüzden Türkiye, yani şimdi ifade ediyoruz, 2019'a doğru gidiyor Türkiye. Hakikaten şimdi Trump için söylediğimiz şey Erdoğan ve AKP iktidarı için de söylememiz gerekir. Afrin operasyonu dahil olmak üzere Orta Doğu'daki geliştirilen çizgi milliyetçi reaksiyonu yükseltmekle de aynı zamanda yapılan, dolayısıyla iç siyasetle bütünleşerek giden, içeride o hal koşullarını derinleştirme, muhalefet üzerine, toplum üzerine büyük bir baskı, seçim yasaları, bütün bunları gerçekleştirme yetmediği yerde de hepimiz biliyoruz bu bile yetmiyor. 16 Nisan hayır dalgasını birlikte yaşadık. Bu bile yetmiyor farkında ve şimdi dışarıda da bir savaş. Yani rejimin kendisini, siyasal İslamcı rejimin ayakta tutmakta zorlandığı bir yerde, hatta AKP-MHP ittifakının da birlikte bu 2019'u aşma noktasında da yeterince kuvvetli emarelerin ortaya çıkmadığı bir yerde dışarıya doğru yöneliyor. Bir fetihçi, savaşçı bir çizgiyle içerideki baskıyı birleştiren, kuvvetlendiren, oradan milliyetçi reaksiyonu yükselten, toplumu kutuplaştıran, kendi politikası dışında kalan herkesi terörist ilan eden, hani bazen anti-Amerikancı oluyor, biz dahil, Türkiye'nin devrimcileri dahil Amerikancı diyor. Şimdi iki günlerdir Amerikancılık yapıyorlar. Şimdi dönüp yarın ey Amerika diyebilir ve bize de döner der ki yani siz de Amerikancısınız bilmem ne. Şimdi böyle bir şey var karşımızda ve büyük bir devlet gücü var. İşte medya gücü var. Arada konuşuyorduk. Bütün medyayı havuz tekeline dönüştürdüler. Parti yargısı var. Ama biz bunun karşısında bir tane güvencemiz var herhalde. Hayır dalgasını örgütleyen bu memleketin sıradan, cesur, cesaretli, birbirine sahip çıkan milyonları var. Herhalde oraya sarılmak dışında, onlara güvenmek dışında yapacağımız bir şey yok. Biz de hani memleketin geleceğine, biz buradan çıkacağımıza eminiz. Yani Türkiye'yi bu Orta Doğu çemberi içerisinde, bu kaosun içinde, bu siyasal İslamcı karanlık zihniyetin içinde çok da uzun tutamazlar. Türkiye bir değişim sürecine girmiştir ve esas olan bu değişim sürecini sürükleyecek, bu Türkiye toplumunun Gezi'de, Hayır'da ortaya çıkardığı güzelliği, iyiliği, ilerici reaksiyonları, laikliği, savunma şeylerini, mücadelelerini, kadınların büyük mücadelelerini geliştirecek bir değişim sürecini sürüklememiz gerekir. Türkiye'yi buradan hep birlikte kurtarmamız gerekir. Çünkü bu memleket hakikaten bu kadar cehaleti, karanlığı hak eden bir memleket değil. Bizim hani bugün bütün bu Orta Doğu içinde söyleyeceğimiz, bu memleketi düzlüğe çıkartabilirsek hakikaten Orta Doğu halkları için de çok büyük bir adım atacağız. Diyorsunuz. Umut var. Umudumuzu hiç kaybetmiyoruz. Türkiye elbette kurtulacak bu sarmalın içinden. Şimdi az önce NATO ile ilgili konuşmuştunuz. Dedik ki Amerika Birleşik Devletleri, tam onu konuştuk ama Avrupa ile ilişkiler, Avrupa Birliği üyelik müzakereleri ne kadar samimi. Zaman zaman diyoruz ki Avrupa Birliği olmadan, Avrupa olmadan olmaz. Ama zaman zaman da diyoruz ki ey Avrupa, ey Avrupa Birliği, olsa da olur, olmasa da olur, sen kimsin
deniliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından. Önemli bir gelişme. Avrupa Birliği'nden Fethullah Gülen'le ilgili 17 Nisan'da yayınlanacak aday ülkelere ilişkin bir rapor var önümüzdeki günlerde. Türkiye'ye ilişkin ayrıntılar ortaya çıkmış ve bu belgede Avrupa Komisyonu Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne aday bir ülke olduğunu teyit ediyor. Müzakerelerin tam üyeliği hedefliğine vurgu yapıyor. Raporda ilk kez de FETÖ bir terör örgütü olarak tanımlanıyor. Hasan Hocam ne diyeceksiniz bu gelişme için? Şimdi o gelişmeyle ilgili bir iki şey söyleyeyim. Bir de dört tane ben şey aldım. Kısa kısa onları değerlendireyim size isterseniz. Yani konuşmaların içinden benim söylemek istediğim, ilave etmek istediğim. Belki şu Esad meselesine de 2019 sonrası. Evet, hepsine dair ufak şey son cümlelerim var. Şimdi birincisi bu Fethullah Gülen, yani FETÖ hareketinin bir terör örgütü olarak tanımlanması Avrupa Birliği tarafından iyi bir başlangıç. Bu belki Amerika'ya da sıçrayabilir. Bu beraberinde şunu da getirebilir. Yani iki açıdan değerlendirilebilir. A, yani PKK da terör listesinde, Avrupa Birliği'nin terör listesinde ama yani adamlar, PKK'lılar Avrupa'nın her yerinde istediklerini yapıyorlar. Ama bu belki FETÖ örgütü açısından o kadar olmayabilir. Çünkü PKK'nın bir devlet kurma falan talebi var. Ve o talep zaman zaman bu ülke yani zemin buluyor gibi görünüyor ve dolayısıyla Avrupa'dan, Amerika'dan aldığı destekte bir artış oluyor. Zaman zaman o zemin yok oluyor, kayboluyor falan. Dolayısıyla ona göre PKK'nın belki bir terör örgütü olarak kalıcılığını sağlıyor. Ama FETÖ örgütü öyle bir şey değil. Bunlar yani bu devletler nezdinde ne zaman özellikle itibar sağladılar? İşte bilmem emniyeti, orduyu, şurayı, burayı, gizli bilgileri, onun bunun kasedini, şunu bunu, Türkiye'nin kozmik oda belgelerini vesaireyi hepsini yağmaladıkları zaman tabii bu ülkeler nezdinde değerleri artmıştı. Şimdi bunlara ulaşamıyorlar muhtemelen. Ulaşamayınca da değerlerinde bir azalma olacaktır. O değerlerindeki azalma yani nedir? Fethullah devletin içinde örgütlenmiş bir çete, bir terör örgütü olarak yabancı ülkelere bilgi belge sağlıyordu. Onlar açısından bakıldığında. Ve onların dediklerinin de yapılmasını sağlıyordu büyük ölçüde. İşte orduya sen darbe yap, işte Balyoz Harekatı, yok bilmem ne, Ergenekon, kumpas davaları, şu bu. Yahut bu Güneydoğu'daki savaşan kahraman askerlerle ilgili olarak işte yok efendim bunlar yargısız infaz yaptılar falan diye bir sürü oralarda davalar. Yine kumpas tarzı davalar falan. Şimdi o dolayısıyla Fethullah kullanılmış ve bitmiş olabilir. Hı hı. Anlatabildim mi? Bu yüzden de bu Fethullahçılar açısından PKK gibi kolaylıklar gelmeyebilir. Ama bunu göreceğiz. Evet. Tabii. Şimdi çok kısa 2-3 şey var. Birincisi bu İslamcı kafadaki kırılma. Yani nasıl bir İslamcı kafayla karşı karşıyayız ki biz? Yani tarihten örneklerle vereceksek mesela bir elimizde örnek diyelim ki Mehmet Akif Ersoy var. İstiklal Marşımızın yazarı, Çanakkale savaşları sırasında ve o savaşlarla ilgili yazdığı şiirler hepimizin hatıralarında olan birisi. Bir de şimdi karşımızda bir grup kendini İslamcı diye takdim eden insan topluluğu var. Ve bunlar Trump'a reis diye hitap ediyor bazıları. Ve diyor ki ey reis işte koluna kuvvet, yani şu anda mealen en kuvvetli füzelerini salla şu Esad'ın üstüne ve bitir şu herifi. Falan yani amiyane tabirle. Yani bu duruma nasıl gelindi hakikaten? İslamcılık hep mi böyleydi? Yani şimdi Necmettin Erbakan rahmetli çıksa mezarından gelse ne der yani? Mutlaka mezarında dönüyordur yani. Kemikleri sızlıyordur. Böyle bir şey olur mu? Yani bu konuda uzmanlarla da konuşuyoruz. Yok tabii, böyle bir şey. Böyle bir şey yani, yok canım. Yani İslam'da, şimdi yani mesela şu Emevi Camii'ne, Esad meselesine, takıntına. Benim bir projem var Emevi Camisi ile ilgili olarak. Yani amaç Suriye üzerinde nüfuz elde etmek mi? Emevi Camii'nde düzenli olarak cuma namazı kılmak mı? Ya bunu Esad'la anlaşırsanız daha kolay elde edersiniz. Esad'la anlaşırsanız Suriye üzerindeki nüfuzunuz artar. Emevi Camii'ni de TİKA'ya verirsiniz. O restore ettirir. Tamam, orada da üzerinde yazar Türkiye TİKA tarafından restore edilmiştir diye. Her cumada buradan uçak kaldırın, gidin, kılın, gelin kardeşim isteyenler. Yani buradaki olmuyorsa Emevi, yani Emevi Camii'nin o kadar kutsallaştırılmasının bir anlamı da yok. Yani Emeviler İslam tarihi içinde o kadar makbul bir yerde değiller yani. Ha, ilk defa orada İslam
mimarisinin kendine has özelliklerinin oluşmasından vesaireden kaynaklanan bir takım şeyler ama yani Şam önemli. Sırf buna da, Arap tarihi için önemli. Sırf buna da bu kadar takılmaz Türk yani. Türk tarihi için önemli. Evet ama bunun içinse dediğim gibi yani bu Esad'la uzlaşılarak çok daha kolay elde edilir. Yani nedir bu takıntı Allah aşkına? Ve İslamcılar, ben şimdi düşünüyorum bu kafadaki İslamcılar tarihte bir dönemde olsaydı ne olurdu? Yani mesela Çanakkale harplerinde bu şu anlama geliyor. Ya bunun iz düşümü. Çanakkale Savaşı oluyor. Bu İslamcılar o zaman ne yapardı? İddiatçıları bahane edip gidip İngilizlerle işbirliği yapıp ya da İstanbul'da İngiliz donanması bir an önce geçse gelse de şu boğazı burada karşılasak diye hazırlık yaparlardı herhalde. Yahut çok özendiklerini söyledikleri Abdülhamit döneminde olsaydı bunun iz düşümü. Abdülhamit gayet kararlılıkla o Batılıların desteklediği Ermeni isyanlarını bastırırken Batı muhipliğinden dolayı da herhalde taşnaklarla birlikte olurlardı bu defa. Yani anlamsız bir kafa. Bunun izahı yok. Çıldırmış bu adamlar. İnadın. Hayır çıldırmışlar bir de. Yani şöyle bir geçip aynaya bakmaları lazım bu insanların. Yani Trump'a aman daha fazla füze salla şu adamın üstüne falan. Yani bunun bir karşılığı yok. Şimdi bu kırılmalar AKP içinde de bir kafa ve zihniyet kırılmasına sebep oluyor. Benzeri yansımalar orada da oluyor ve politikayı etkiliyor. Şimdi habire Mevlüt Çavuşoğlu'nun biz Esad'ı orada istemiyoruz. Biz Esad'ı şimdi mesela söylem analizi açısından yapılan açıklamaları incelediğimizde ve bir muhteva analizi yaptığımızda kim neye vurgu yapmış diye. Mesela ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarında da aynı cümleler olmakla birlikte onu incelediğimde dışişlerinin açıklamasına göre çok daha yumuşak ve çok daha yani en azından farklar var diyelim. Şimdi dışişlerinin açıklamasının şeye bakın ya diyor ki ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye operasyonu yerinde bir tepkidir. Yani mealen insanlığın vicdanına tercüman olan bu operasyonu memnuniyetle karşılıyoruz. Evet. Allah aşkına. Yani siz burada dışişlerinin profesyonelliğine uygun bir açıklama yapmalıydınız. Neydi? Derdiniz ki bölgesel istikrarsızlığı artıracak adımlardan kaçınılması falan. Sanki din falan temelli. Evet yani coşmuşlar dini burada. Dini motifler taşıyan. Coşmuş yani. Öyle değil mi? Coşmuş. Yani coşmuş. Şeydeki yani o Trump için reis şu adama sen daha fazla füze salla diyen adamın kafasıyla birleşmiş buradaki ifade. Habire diyor ki Esad gitsin istiyoruz. İyi de kardeşim gönderemiyorsun. Mümkünatı yok. Peki mümkünatı olmayan bir şeyi profesyonel bir Dışişleri Bakanlığı niye habire tekrar edip durur? Mümkünatı yok. Zorlarsan, çok büyük güç toplarsan, Esad'ı zorlarsan ülkeyi ikiye üçe bölersin. Buradan Türkiye'nin menfaati çıkarı nedir? Suriye ikiye üçe bölünürse bunun bir tanesi de PKK devleti olacak. Garnizon yani, devleti. Evet yani nedir o zaman? Yani bunu mu amaçlıyoruz? Böyle bir şey olamaz ya. Böyle bir dış politika olamaz. Şimdi buradan son bir şey. Yani bu AKP'nin bir takıntısıdır ve bu dış politikayı belirlemeye devam edecektir. İdeolojik karakterlidir ve bunun çaresi yoktur mu diyeceğiz? İnşallah böyle değildir. Çünkü dış politika ideolojiyi hiç kabul etmeyen bir alandır özellikle. Sovyetler Birliği dünyanın en ideolojik devletiydi ama dış politikada en çıkarına uygun hareket eden devletti ve manevraları çok iyi yapardı. İran İslam devriminden sonra bile İran ideolojik davranmadı dış politikasında hemen hemen hem ve özellikle Hümeyni öldükten sonra İran tamamen bildiğimiz yani dış politikanın şeylerine geldi, gerçeklerine geldi. Ve bugün de gayet mantıklı bir şekilde çıkarına ne geliyorsa ona göre pozisyon alıp akıllı bir devlet görüntüsü veriyor. Şimdi bir tek şey var. Şimdi mesela bu 10 gün önceki Ankara'daki zirvede ben Putin olsam, Ruhani olsam Sayın Erdoğan'a sorarım Sayın Cumhurbaşkanı. Derim ki ya Sayın Erdoğan siz Afrin'e giriyorsunuz. Elbaba kadar gittiniz. Biz de size yardım ediyoruz. Size de güveniyoruz. Ama yani ben sizin basınınızı okuduğumda, arkadaşlar bana getirip de o şeylerim anlattığında şaşırıyorum ya. Yani siz hakikaten oralarda devletler mi kuracaksınız, ne yapacaksınız? Çünkü bizim sizden anladığımız Suriye'nin toprak bütünlüğü bir şekilde Esad'la anlaşacaksınız herhalde. Yani bunlar sorarım. Muhakkak konuşuluyordur öyle değil mi? Bunun konuşulmaması mümkün değil. İşte bir usta, duayen gazeteci de
Yani Sebahattin Önkübar da bunu köşesinde yazdı o zirveden sonra. Dedi ki benim aldığım bilgilere göre de dedi bu Sayın Tayyip Erdoğan'a bu konu sorulmuş. O da demiş ki bana seçime kadar süre verin. Yani ben seçimlerden önce böyle bir uzlaşmaya gidiyor görüntüsü vererek yani seçimlerde zorlanacağım bir konuyla, bir tartışmayla karşı karşıya gelmek istemiyorum. Benim katıldığım bir ulusal kanaldaki programda da kanalın Tahran muhabiri benzeri başka bir şey söyledi orada. Dedi ki bu şeyin başarısını vurgularken zirvenin, Tahran'da bir de dedi kulis var. Bunlar bir sonraki zirve Tahran'da yapılacağı zaman 6-8 ay neyse onun dörtlü yapılacağını söylüyorlar dedi. Yani Esad da katılacak. Hatta ben de dedim ki onun üzerine beşli yapılsın, Irak Başbakanı da çağırsınlar dedim. Çünkü doğrusu ovdur falan diye. O olmaz, şimdi, o olmaz da. Hayır, eğer buysa Irak iyi olur. Niye iyi olur? Yani beşli olur. Hayır, bölgesel Türkiye'nin kabul etmesi mümkün değil. Hayır, niye? İbadiyle el sıkıştık. Cebine 5 milyar dolar koyduk. Hiçbir sorunumuz yok İbadiyle. Yok, yani bununla da şeyle de. Esad'la da olabilir. O Şii ekseni üzerinden düşünmen lazım. Ya, yo, hangi noktada olması evet, hocam? Onlar kaldı, kırıldı yani. Mesela Irak'la ama, Şiilik konusunu defterini dürdük. Ya, yapılan biraz da doğru bence. Yani demek istediğim şey şu. Bu diyelim ki şöyle bir kafayla hareket ediyor bile olsak. Ya biz işte seçimlere kadar ağzımıza geleni söyleyeceğiz, sonra düzelteceğiz. Fakat burada da profesyonelliğin dışına çıkan yerler var. Eğer böyle bile olsa, yani siz İran'ı ve Rusya'yı bir şekilde idare ediyorsunuz. Onlar da Suriye'ye diyorlar ki ya merak etmeyin, onlar bize şu mesajı gönderiyorlar. Yani bir senaryo kuruyorum buradan bu kulis bilgilerinde. Ama o aşıldı artık. Dünkü açıklamalardan işte sonra artık öyle bir şey bunu söylüyorum. Şurada profesyonelliğe aykırı bir sürü şey var. Unsur var bu açıklamalarda ve davranış var. Yani söz gümüşse sükut altındır diye bir şey var. Yani mesela bir konuyu 100 kere söylemenin bir anlamı yok. Böyle dış politik olmaz az önce sen için. Aynen sözle. Böyle de dış politik olmaz yani. Yani böyle ben idare ediyorum diye düşünüyorlarsa da şunu bilmeleri lazım ki idare edilemeyecek bir noktaya doğru kendileri çekiyor işi. Şimdi ben bir içinden çıkamayacaklar yani. Bir kıyaslamayla gireyim Hasan Bey'in de müsaadesiyle. Alabilirim değil mi? Sazı elime. Bitti ne demek. Şimdi meclis başkanı bizim siyasi tarihimize geçecek çok ilginç bir cümle söyledi. Bilerek mi söyledi, boşluğuna mı geldi onu bilemiyorum. Ama biz bunu tabii akademisyen olarak kaydediyoruz. Çünkü söylem itibarıyla şöyle bir tanım getirdi. Abdülhamit dönemiyle şimdiki dönem arası duraklama devri. Şimdiki dönem dedi Erdoğan, şimdi, Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şimdi yine söylem analizi yapalım evet. Yani akademisyenler olarak, söylem analizi olarak. Modern dünyanın örnek gösterdiği bir ülke Türkiye Cumhuriyeti. Şimdi buna duraklama devri dediğiniz zaman bütün o dönemleri yok saymış oluyorsunuz. Bu ne kadar bilinçli söylendi bilemiyorum. Belki meclis başkanı yarın der ki ya ben yanlış anlaşıldım böyle bir şey ya bu demek istemedim türlü, diyebilir. Çünkü bir millet bir insansı başka türlü anlaşılabilir mi bu? Türkiye'de her şey mümkün. Hatırlayın parantez kelimesi kullan bir milletvekili kullanmıştı. Balıkesir milletvekili hanımefendi nerede bilmiyorum ama tarihin şeyine gitti. Ama tarihi yazdı Türkiye için bir parantez kelimesini kullanmış. Şimdi ben bunu niye anlatıyorum? Hasan Bey'in söylediklerine biraz daha katkı sağlamak için. Şimdi dünyayı kendimize güldürüyoruz. Bunu yapmayalım. Bu yanlış. Modern Türkiye Cumhuriyeti 100. yılına gidecek. Bir yandan 2023 diye hedef koyuyoruz. Bir yandan 2071 diye hedef koyuyoruz. Sonra da kalkıp duraklama devri diyorsunuz. Şimdi ben merak ediyorum. Yani 5 sene sonra biz Cumhuriyet'in 100. yılını kutlarken ve diyelim ki şimdiki hükümette başta Sayın Cumhurbaşkanı da devlet başkanı Modern Türkiye'nin 100. yılında ey bütün dünya biz 100 yıldır varız ama biz duraklama devrindeyiz. Daha önceki diyecek. Reklam arasını kastediyorsunuz. Evet, evet. Şimdi benim akademik uyarım, toplumsal uyarım şu. Lütfen Türkiye'nin modern tarihiyle bu kadar uğraşmayın. Bu yanlış. Bu ülkede ben dahil. Biz bu ülkenin insanlarıyız. Bu tarihimizin duraklama devri olarak tanımlanması
akademik olarak bıraktım hakareti. Yani kabul edilemez bir test. Dünya tarihinde örneği yok. Yani bunu Yunanistan Başbakanı kalksa söylese, ne bileyim İzlanda Başbakanı kalksa söylese deriz ki en kötü ihtimalle ya şey. Ama siz kendi tarihinizi reddediyorsunuz. Şimdi benim önerim açık ve net. Lütfen Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakan, Türkiye'nin tarihiyle bu kadar oynamayın. Bütün dünyaya rezil oluyoruz. Bizimle dalga geçiyorlar. Putin dahi Sovyetler Birliği rejimini reddetmedi. Deng Xiaoping Mao'yu reddetmedi. Mao döneminin tarihini anlatmaya kalksam saatler sürer. Allah aşkınıza bunu yapmayın ve bizim üniversite öğretim üyeleri olarak biz anlatıyoruz içeride dışarıda. Yani şimdi ben dışarıya çıktığımda, konferanslara gittiğimde ya sizin duraklama devri olarak tanımladığınız dönemi biz kendi kitaplarımızda Türkiye'nin en parlak dönemi olarak anlatıyoruz. Evet. Ünal Çeviköz az evvel söyledi. Türkiye'nin uzun yıllardır büyükelçiliğini yapan bir insan. Biz Avrupa Birliği ile şu anda müzakere ediyoruz. Avrupa Birliği ile müzakere etmemiz demek duraklama devri dönemi midir? Ve çok tehlikeli bir şey daha söyleyeyim. Bana göre benim görevim uyarmak. Yani ben partiler üstü bir konumdayım. Herhangi bir siyasal görüşle şey bilim adamısınız, bilim ama insanısınız. Bunlar bize zarar veriyor. Ve bize zarar veren açıklamalardan Allah aşkınıza vazgeçin. Bu ülkenin sorunları var. Eğitim sorunu var. Sağlık sorunu var. Petrol sorunu var. Komşularla sorunları var. Bize soru sorun ya. Yani şimdi şeyden söyletecekler bana. Yani Şems'ten bir şey söyletecekler. Ya senin dinin nedir? Namaz kılıyor musun gibi. Niye şeylerle soruyorsun? Kardeşim sorunun var mı? Derdin nedir diye sor ya. Allah'ın şeylerini niye karıştırıyorsun? Türkiye Cumhuriyeti'nde Atatürk dönemine duraklama devri diyebilmek için yani ben artık bilemiyorum ne diyeyim. Bir öğretim üyesi olarak yani bunu ben nasıl kabul ederim ya? Böyle bir şey olamaz. Avrupa Birliği ile müzakere. Şimdi önce hocam burada siz gene iyi niyetli olarak onu da belirtelim. Belki dediniz yanlış anlaşıldı. Tarihi çarpıtmayalım. Ama bakın bu sözleri söyleyen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başkanı. Daha önce de buna benzer Atatürk yanlışlıkla söylemiş. Yarın ama belki söyleyebilir. Bilemiyorum. Ya da o statüde olan insanlar daha dikkatli konuşmaları gerekmez mi? Ben dikkatli olmaları gerektiğini söylüyorum. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ve zarar veriyor. Yani hepimize zarar. Sadece kendilerine değil. Tabii bütün hepimize. Evet, evet. Bir şey daha. Şimdi bu Avrupa Birliği ile olan ilişkiler. Türkiye Varna'da Avrupa Birliği ile olan ilişkilerini tazeledi. Kağıt üzerinde bile olsa Türkiye'nin Avrupa Birliği ile olan ilişkileri devam edecek. Bunu söyleyeyim. Cumhurbaşkanı'nın ağzından hiçbir zaman ve doğru buluyorum bunu. Yani Cumhurbaşkanı'nın ağzından biz Avrupa Birliği'nden çıkacağız kelimesi çıkmadı. Bu açıdan onu ayrı koyuyorum. Ben Cumhurbaşkanı'nın aslında dış politikada son dönemlerde önemli deneyimler kazandığını düşünenlerdenim. Ama Avrupa Birliği ile ilişkilerimize baktığımızda, yani bu son gelecek olan rapor dahil, Hasan Bey de söyledi, Fethullah Gülen konusunda ben uzman değilim o konuda ama Avrupa Birliği'nin böyle bir şey yapması, madde koyması aslında Türkiye'nin ısrarlı çabalarının bir sonucudur ve bu iyi bir şeydir. Kimin açısından? Türkiye açısından. Çünkü 15 Temmuz olayı hakikaten Türkiye için çok önemli bir dönüm. Allah'tan Almanya ile olan yakınlaşma sayesindedir muhtemelen. Çünkü büyük Almanya becermiştir bu işi. Yani ancak büyük böyle bir devlet yapabilir. Büyük bir olasılıkla. Şimdi bir cümle daha söyleyip bitireyim. Yine açılmaya başladım. Şimdi bu insanlığın vicdanına ilgili. Bakın biz bunun altından kolay kolay kalkamayacağız. Yani bu bize böyle her defasında yüzümüze çarpılacak olan bir şey. Kimin tarafından biliyor musunuz? Arap ülkeleri tarafından. Arap Birliği konferansı toplandı ve Türkiye'nin hiç de hoşuna gitmeyen kararlar aldı. Onları da kaybediyoruz. Yani İslam konferansı var, bir de Arap ülkeleri var. Biz hala bu konularda çok büyük yanlışlıklar yapıyoruz. İranlı bir akademisyen bana yazdı. Tabii onların da derdi başka ama şöyle dedi, bak dedi Hüseyin Bey dedi, şu anda dedi Suriye'ye yönelik olarak bu şeyleri böyle söylüyorsunuz, destekliyorsunuz ama dedi bir sonraki defasında siz olabilirsiniz sırada. Hmm. Şimdi ben Türkiye'nin dış politikasının
akılcı, maceracılıktan uzak, komşularla iyi geçinme üzerine ve Ünal Bey onu söyledi, dinliyorsa tekrar şey yapsın, dünyayı küresel olarak okuyabilen bir süzgeçten, bir mantıktan geçirerek ulusal çıkarlarımızı tanımlayalım. Yani biz kendimizi öyle veya böyle bir dünyanın merkezine koymuşuz. Zannediyoruz ki bizim dışımızda bir şey olmaz. Bu doğru değil. Daha da bence önemlisi, biz bu kadar dış politikayı iç politikaya alet etmeye başlarsak bunun uzun süreli olarak bize olan yansımaları çok daha pahalı olacak. O nedenle dış politika yapanlar olarak, dış politikayı yapanlar değil, öğretenler olarak biz genelde bu dış politika konularının içeriye malzeme yapıldığı zaman aslında içerideki sorunların başkasına ihale edilmek istenmesi ve o var olan gerçek sorunlardan hangi yönetim olursa olsun kaçtığı yönündeki bir genel değerlendirmemiz vardır. Bu bir uluslararası ilişkiler normudur. Yani Trump için de bu geçerlidir, Putin için de geçerlidir, bizim ülkemiz için de geçerlidir. Tarihte örnekleri var. O nedenle benim önerim bu iki düzeyi birbirinden ayırmak lazım. Yani ve Hasan Bey'in de söylediği çok, ya her şeye laf yetiştirmeyin ya. Yani her şeye laf söylemek zorunda mıyız biz? Yani uluslararası ilişkilerin şeyi bazen susmaktır. Yani bir şey yapmazsınız, daha çok davranışınızla kendinizi gösterirsiniz. Sonuç bana göre, meclis başkanı dahil olmak üzere, lütfen modern Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihini duraklama olarak tanımlamayın. Çünkü o Abdülhamit dönemi dediğiniz şey Osmanlı'nın yıkılışını beraberinde getirdi. Yani biz şimdi tekrar yıkılmaya mı gidiyoruz? Yani ben size sonuç çıkarayım. Demek ki bir duraklama devri var. Duraklama devri yaşayan ülkeler ne olur? Parçalanır o zaman. Yani biz parçalanacağız mı? 2023'ü kullanmayacak mıyız hani biz? Şimdi bir yandan diyorlar ki bu çok şey yapmayın. Diğer taraftan da 2023-2071 hedef var. Var mı bu? Var. Peki neyi hedefliyoruz biz 2023'te, 2071'de? Yani bunun bir şekilde söylenmesi gerekir. O nedenle ben biraz şey yapıyorum, şüpheciyim, şüpheci yaklaşıyorum, eleştirel, olumlu anlamda eleştirel yaklaşıyorum ve sadece uyarıyorum. Yani bu kadar konuşmayın ya, gerek yok. Yani bu kadar dış politikada her şeye laf yetiştirmenin anlamı ya. Yani bu akşam Sayın Çavuşoğlu'nun bu açıklaması Türkiye'nin çok büyük bir fırsatı kaçırmasına neden oldu. Yarın bazıları yazacaktır şimdi Hüseyin Bağcı böyle söyledi diye. Söylüyorum. Yani geçen hafta ben bu konuda Türkiye'nin elinde çok büyük bir şans olduğunu söyledim. Bu akşam itibarından bunu kaybettik. Bunu Almanya aldı. Buyurun, geçmiş olsun. Şimdi tekrar filmi geriye saracağız. Tekrar uğraşacağız. Önder Bey. Bu şeyle ilgili sadece bir cümle. Yani Önder Bey'in şeyini almayacağım zamanını. Biz 1950'lerde bu filmlerin birçoğunu yaşadık, benzerlerini. Tabii, doğru. Arap ülkelerinden birinden yana olduk, öbürüne karşı tavır aldık. Süveyş krizinde İngiltere ve Fransa'nın yanında olduk. Nasır'a ve Mısır'a karşı durduk. Cezayir bağımsızlık savaşındaki tavrımız sonradan bize büyük pahalıya mal oldu. Arap ülkelerinin hepsi Kıbrıs meselesinde aleyhimizde oy kullandılar Birleşmiş Milletler'de. Aynı noktaya geri dönmenin ne gereği var? Tek cümleyle bunu soruyorum. Yani siz şimdi böyle bir açıklama yaparsanız, böyle bir açıklama yaparsanız bu zihinlere kazılır. Her Arap gencinin zihnine kazılır. Arapçaya tercüme edilir bu. Farsçaya tercüme edilir ve onların zihnine kazılır. O zaman Türkiye böyle demişti, böyle yapmıştı diye. Önder Bey. Ben bütün bu açıklamaları şöyle okumamız gerektiğini düşünüyorum. Bütün bu işte rejimi yıkalım, Esad'a vuralım. Ben Amerika, ey Amerika senin yanındayım. Beni al yanına. Diyem açıklamalar. Yani bunu sürekli vurgulamalarının arkasında bir tane bir şey var. AKP iktidarı genetik olarak da Amerikancıdır. Tarihsel olarak da Amerikancıdır. Onun içerisinden gelir ve bugün bütün derdi onun uzağına düşmüş olmaktı. Ve şimdi bir fırsat buldu. Çavuşoğlu'nun yaptığı açıklamada İbrahim Kalın'ın uzun uzun değerlendirmeleri de aslında biz Amerikan cephesinden ayrılmak istemiyoruz ama işte mevcut durum bizi buraya itti. Bizi alırsanız biz sizin yanınıza geliriz açıklaması yapıyorlar ve hani 50'ler, 60'lar, 70'ler Türkiye dış politikasındaki bu bağımlılık aslında tarihsel olarak emperyalizme olan bizim bağımlılığımızın kuvvetli bir ülke değiliz. Ekonomisi bağlı. İşte şimdi dolar
4 mu oldu, 10 işte euro 5 mi oldu, cari açığımız şu mu oldu, dış borcumuz şu kadar mı oldu? Bakarsak zaten Türkiye çökertilmiş AKP iktidarı tarafından. Dışa bağımlılık zincirleri tarihinde olmadığı kadar derinleştirilmiş. Şimdi böyle bir ülkenin Rusya-ABD arasındaki büyük paylaşım savaşında, yani 21. yüzyılın büyük bir paylaşım savaşı içerisine girildi. Suriye şimdi stratejik o merkezi haline geldi. Ama bir taraftan işte Çin'le sürdürülen ticaret savaşları bu büyük şeyin içerisinde bu kadar bağımlı hale gelmiş. Sadece ekonomik olarak da değil. Ellerindeki dosyalar, Sarrab davaları falan, böyle bir iktidarla Türkiye bu büyük paylaşım içerisinde kendini güvene alabilmesi, bağımsız durabilmesi mümkün değil. Türkiye bir operasyon alanına döndürüldü bu iktidar eliyle. O paylaşım savaşı sadece Suriye'de değil. İşte asla şeye giriyor, Afrin'e giriyor. Rusya nereye kadar izin verirse oraya giriyor. Amerika şunu yap derse yapabiliyor. Yani biz Türkiye'yi kurucu, Orta Doğu'da, Suriye'de kurucu bir aktör olarak görebileceğimiz bir tablomuz yok. Yani bütünüyle zayıflatılmış bir ülke. Ve giderek de... Evet, bir de hocamın dediği şeye bir şey söylemek istiyorum. Hani hocama cevap olarak değil ama. Şimdi meclis başkanının bu açıklamaları, 2023 hedefleri aslında tam da modern Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkarak kendi rejimini kurmak girişimi içerisinde olan bir iktidar. Doğal olarak onu parantez olarak görüyor, onunla uğraşıyor, onu yıkmaya çalışıyor. Ve 2023 hedefi de bize göre aslında bir din devletini ilan etme. Kendi siyasal İslamcı faşist rejimini kuvvetlendirme, 2019'da sıçratma ve oraya götürme, bütünüyle rejimi değiştirme çabası var. Dolayısıyla da her fırsat bulduk. Yani benim sizin değerlendirmenize ilişkin söylediğim şey, bunu her fırsatta yapıyorlar. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihiyle, onun ilerici birikimiyle uğraşarak bir yeni rejim inşa ediyorlar zaten. Bunu da ayrıca. Peki, çok teşekkür ediyorum sevgili konuklarım. Kimlerle birlikteydik sevgili seyirciler? Sayın Hasan Ünal, Sayın Hüseyin Bağcı, Sayın Önder İşleyen ve İstanbul'dan da Sayın Ünal Çeviköz bizlerle birlikte oldu gece boyunca. Amerika'nın Suriye'yi vurmasından başladık. Türkiye'nin buradaki hareket noktası bundan sonra, özellikle ki gece boyunca onu da konuştuk. Son yapılan açıklamalar Türkiye'yi nereye götürür? Oyun dışı mı kaldı Türkiye? Ve Türkiye'nin buna bağlı olarak önümüzdeki dönem ve bundan önceki attığı dış politikadaki adımları konuştuk ve yayınımızın sonuna geldik. Bizden sonra gece haberleriyle, güne ve geceye düşen gelişmelerle Mehtap Özkan sizlerle olacak. Mutlu geceler diliyoruz efendim. Hoşçakalın.